Meryem bana buradan bundan sonra buradan bir şeyler yaz. Tamam mı yazacağın zaman seni görürüm. Ben her sabah bunu unutma. Bana getir. Şey <gülüyor> <gülüyor> ha. Kim var İstanbul'da? Ya. Hiç pasta vermiyor ya. Bak ya. Ne haber? ses bir saat sonra gidiyor arkadaş ya. 20 saniye. Mutlu sabahlar sevgili tele izleyicileri. Bugün 9 Temmuz 2024 Salı. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor ve sabah pusulası programıyla karşınızdayız. Neler var bugün gündemize? Dün AKP MYK toplandı ve toplantı sonrasında merak edilen bir takım başlıklarla ilgili olarak parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yaptı. İki başlık vardı. Öncelikle Birincisi erken seçim, ikincisi asgari ücret, emeklilerin zammı vesaire. Bunlarla ilgili olarak neler söyledi? Hiç de umut vermedi. Özellikle asgari ücretle ilgili olarak, emeklilerle ilgili olarak hiç de umut vermedi. Ömer Çelik ve seçimle ilgili olarak da erken seçimle ilgili olarak da bizim gündemimizde böyle bir şey yok ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısı da vardı. Deniz Yücel parti sözcüsü açıklamalarda bulundu bu toplantı sonrasında ve de hem asgari ücretle ilgili olarak hem de öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başka bir takım başlıklar altında da yine açıklamaları vardı Deniz Yücel'in. Biraz sonra bunları sizlerle paylaşacağız. Bugün mecliste öğretmenlik meslek kanunu görüşülecek, tasarı görüşülecek. Daha doğrusu eğitimciler tepkili ve Eğitimsel Genel Başkanı Kemal Irmak ilerleyen dakikalarda konuğumuz olacak. Kendisiyle bu meseleyi konuşacağız. Bu arada tabii özel sektör öğretmenleri 40 günden fazladır eylemlerini devam ettiriyorlar. Bir takım hakları elde edebilmek için ancak şu ana kadar bir sonuç alabilmiş değiller. Bakalım bu şeyle ilgili olarak veya yani bu tasarıda öğretmenlere bir şeyler yani özel sektör öğretmenlerine de bir takım haklar verilecek mi, verilmeyecek mi? Yasa tasarısı neyi öngörüyor? Çerçevesi nedir, ne değildir? Bütün bunları hem sizlerle paylaşacağız hem de Kemal Örmak'tan anlatmasını isteyeceğiz. Bir başka tabii başlığımız bu konuyla ilgili olarak Ankara Valiliği eğitim için öğretmenlik meslek kanununu protesto amacıyla birinci meclise yapacağı yürüyüşü yasakladı. Yani öğretmenlere gösteri yapma tepkilerini belli etme, bildiri okuma hakkı da verilmiş değil yani bir memurlara aynı şekilde bu verilmiş değil. Türk Tabipler Tabipleri Birliği başkanı yeni başkanı seçildi. Yeni başkan Profesör Doktor Alpay Azap oldu. Alpay Azap da konuğumuz olacak ve kendisiyle elbette Türk Tabipleri Birliği dediğimiz zaman akla akla sadece hastane sadece doktor sadece hastalık sadece tedavi gelmiyor. Bir e, önemli bir e, sivil toplum kuruluşu, önemli bir meslek örgütü olarak Türk Tabipleri Birliği Türkiye'de siyasal anlamda da çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Dolayısıyla kendisiyle memlekete dair de konuşacağız Alpay Azapla. Peki bu arada AKP iktidarının 6 aylık basın özgürlüğü karnesine bakacağız. Böyle bir rapor yayınlandı karne hepsi sıfırla dolu tahmin ediyorsunuzdur ama biz yine de ne yapacağız ayrıntılarını vereceğiz sizlere şimdi öncelikle nereden başlayalım haberlerimize bugün tabii gazetelerde bu konuların bir kısmı yansımış bir kısmı gizlenmiş bir kısmı e, geniş bir şekilde işlenmiş bunları da sizlerle paylaşacağız bu arada dışarıda da bir takım şeyler var Şu, özellikle e, Hindistan e, başbakanı Modi'nin ee, Rusya ziyareti büyük gürültü kopartmış durumda ve tabii bu tenekeyi çalanlar Amerika Birleşik Devletleri tarafı ve bu önemli ziyaretlerden bir tanesi olarak görülmeli yani özellikle bu son e, dönemdeki düşünün Hindistan'ın Hindistan, e, Hindistan Rusya'yı ziyaret ediyor yani 1 milyar 400 milyonluk bir e, ülkeden bahsediyoruz. Diğer taraftan NATO toplantısı bugün başlıyor ve NATO'nun çok daha net bir biçimde Rusya'ya karşı önlemler açıklaması ya da aksiyon planı açıklaması bekleniyor. Bunu da biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Önce nereden başlayalım? Erken seçimle ilgili olarak Ömer Çelik neler söyledi? AKP, MYK sonrasında ona bir bakalım. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim e, olması, erken seçim olması gerektiğini söylüyordu son dönemde. Ve özellikle bunu ekonomik duruma da bağlıyordu Eğer bu düzeltilmezse herhangi bir şekilde erken seçime gidilmesi gerektiğini ifade ediyordu fakat AKP ikisine de kapalı yani ekonomi tarafıyla da ilgili olarak e, bir şey yapmamıza gerek yok diyor Diğer taraftansa erken seçimin e, herhangi bir şekilde gündemlerinde yer almadığını söylüyor Bakın şimdi Ömer Çelik bu konuyla ilgili neler söyledi zaman zaman erken seçim tartışmaları gündeme geliyor. Bizim açımızdan 14-28 Mayıs seçimleri ve 31 Mart seçimleri bakın geçtikten sonra seçim dönemi kapanmıştır. Önümüzde 4 yıllık bir genel seçime dönük dönem, 5 yıllık da yerel seçime dönük bir dönem vardır. Biz bu tartışmaları yakinen takip ediyoruz. Ana, muhalefet partilerinin bunu getirme gündemleri aslında kendi partileri ya da kendi aralarındaki iç mücadeleyi yönetmeye dönük olarak gündeme gelmektedir. Kendi bünyelerindeki iç mücadeleyi erken seçim tartışmalarıyla yönetmek ya da örtbas etmek istemektedirler. Bu sebeple biz erken seçim tartışmalarının hiçbir şekilde muhatabı değiliz. Milli irade kararını vermiştir. Peki ikinci konu şu. Emekli maaşları ne olacak? Yani zam olacak mı, olmayacak mı? Kök maaşına kadar zam yapılacak, yapılacaksa yapılmayacak mı? Ömer Çelik şöyle diyor. Üzerinde çalışılıyor ama karar verilmiş değil. Hükümetin acelesi yok. Yani emekliler ölebilirler. Hiç acelesi yok. Bir şey verme niyetleri yok aslında. Vermeye niyetleri yok. Üzerinde çalışılıyor. Şu zamana yetişir mi diye bir değerlendirmede yapamayız diyor Ömer Çelik. Salmış gitmişler yani. Umurlarında değil emekli. Bakın neler söylüyor. Bu emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor. Ama tabii siz şu zamana yetişir mi diyorsunuz. Orada söyleyeceğim şudur. Çalışma devam ediyor. Herhangi bir karar verilmiş değil. Bugün yarın da bu çalışma bu şekilde devam edecek. Ama bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. O sonuç çıktı diyemeyeceğimiz için de hani şu zamana yetişir mi yetişmez mi gibi bir değerlendirme yapmamız şu anda söz konusu değil. Ama tabii dediğim gibi orta vadeli programın korunması esas olmak üzere, bu disiplinin korunması esas olmak üzere her toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi bakın. Sabah gazetesi, yani hükümetin orkestrasında ki aletlerden bir tanesi. Diyor ki en düşük emekli maaşı 12 bin liraya çıkıyor. Sabah böyle söylüyor. Dün tabii bahsediliyordu. Yani emekliye işte 2 bin lira verilecek. Daha doğrusu 10 bin lira alan emekliye e, 2 bin lira verilecek deniliyordu. Ki burada kelime oyunu da var biliyorsunuz. Yani 10 bin lira aslında kök maaşı değil emeklilerin. 10 bin lira alan emeklilerin kök maaşı değil. Daha çok daha düşük maaşları. Hükümet herhangi bir şekilde Hazineden yardım, oradan bilmem ne falan filan diye kendisi cebinden veriyormuş gibi bunları e, ekleyerek 10 bin lirayı bulduruyor ve sonrasında da doğal olarak zam yapıldığı zaman 10 bin lira üzerinden değil o işte asıl kök maaş üzerinden e, yapılıyor zam. Bu yüzden 10 bin lira alan emekli 1 lirayla 2 lirayla daha işte e, ekstra şey yapmak durumunda kalıyor, yetinmek zorunda kalıyor. Peki şimdi 2000 lira daha verirlerse eğer yine aynı mantıkla verecekler. Aynı uygulamayla verecekler. Dolayısıyla e, 2000 lira konuşuluyor. Fakat yine de yine de Ömer Çelik diyor ki "Vallahi bilmiyoruz. Yani bir çalışma yapıyoruz bu konuda ama ne zaman biter? Üstelik onu da söyleyemem. Yani gelecek hafta hani bunu getireceğiz gündeme" demiyor. Dikkat edin. "Onu da bilmiyorum." diyor. Yani ipe un sermişler. Bekliyorlar. Hiç aceleleri yok. Ama bu hükümetin e, borazanlığı tabi bazı gazetelere görev olarak verilmiş durumda ve en düşük emekli maaşı 12 bin liraya çıkıyor manşetleri var. Düşünebiliyor musunuz? Yani iktidarın kendisi, iktidarın kendisi diyor ki bilmiyoruz, çalışma yapıyoruz ama gazete 12 bin lira diyebiliyor. Halkı kandırmak budur işte. Şimdi şöyle bir şey var, 12 bin lira olabilir bu arada, 13 bin, 14 bin de olabilir. Hiç önemli değil. Ama şu andaki duruma göre bu manşet, bu başlık atılmaz. Bunların tabii derdi e, göz boyamak ya, işte bu şekilde yapıyorlar. Peki, şimdi iktidar kanadı bunu söylüyor. Peki muhalefet kanadı ne söylüyor? Ona bir bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve toplantısı toplantısı e, daha devam ederken, dün CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel bir takım açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve dedi ki milletle dalga geçmeyin. Yani meal olarak söylüyorum. Milletle dalga geçmeyin. Diğer taraftan tabii e, hani şımarıklık yapıyorlar aslında. Bir şekilde şımarıklık yapıyorlar. Halka işte para vereceğiz, vermeyeceğiz e, gibi. E, bununla ilgili uyarılarda bulundu. Tabii e, TÜİK'in açıkladığı, son açıkladığı işte enflasyon e, oranları diğer taraftan hükümetin ekonomi politikaları Deniz Yücel'in üzerinde durduğu açıklamalarında konsantre olduğu konuydu. Bakın neler söyledi. Her şey zamlanacak ama asgari ücret bir kuruş bile artmayacak öyle mi? Bu da asgari ücret düşük değil diye açıklanacak. Siz kimi kandırıyorsunuz? Türkiye, Avrupa'da asgari ücretin en düşük olduğu ülkeler arasında. Türkiye'de çalışan nüfusun yaklaşık %50'si asgari ücret ve civarında ücretlerle yaşam savaşı veriyor. 22 yıllık AKP iktidarında asgari ücret olağan ücret haline gelmiş durumda. Sayın Erdoğan ve Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Asgari ücret konusunda bilgiçlik taslamayı bırakın, ve asgari ücreti en az 25 bin lira yapın. Milyonluk makam araçlarına bütçe var, çift maaşlara bütçe var, temsil tören ağırlama ve toplantı giderlerine bütçe var ama asgari ücretliye, emekliye, emekçiye bütçe yok öyle mi? Bir kez daha söylüyoruz. Asgari ücret derhal en az 25 bin liraya yükseltilmelidir. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Mutlaka ama mutlaka emeklilere refah payı verilmelidir. Halkı inim inim inleterek itibardan tasarruf etmeyen AKP ülke kaynaklarını har vurup harman savurmaya devam ediyor. Mehmet Şimşek'in adı sadece ekonomideki mucizeleriyle değil kendi bakanlığına yapılacak müştemilat ve tuvalet tadilatı için ayrılan 24 milyon liralık kaynakla anılıyor. Bu habere verilen cevapta bunların tasarruf genelgesi dışında olduğu söyleniyor. Emekliler, işçiler, memur, dar gelirli vatandaş tasarruf genelgesinin içinde, Mehmet Şimşek'in tuvaleti, müştemilatı tasarruf genelgesinin dışında, öyle mi? Deniz Yücel, aynı basın açıklamasında başka bir takım konulara da değindi. Bunların başında eğitim geliyor biliyorsunuz. Marif modeli e, var ya, yeni yeni model marif ee, ve öğretmenlik meslek kanunu vardı Deniz Yücel'in tabii açıklamaları arasında, değindiği konular arasında ve bunlarla ilgili olarak da hükümete yüklendi, diğer taraftan e, mahkemeye gideceklerini de açıkladı ...Tekin'in karanlık fikirlerinin mahsulü olan Türkiye Yüzyılı Marif modeli isimli saçmalığı da yargıya taşıyacağız pedagojik olarak değil ideolojik kaygılarla hazırlanan ve tüm eğitim camiasına dayatılan bu Türkiye yüzyılı marif modeli saçmalığına sonuna kadar karşı duracağız. Değerli arkadaşlar, öğretmenlik meslek yasasının meclisten geçmesi halinde onu da yargıya taşıyacağız. Sarayda hazırlanan 42 maddeyle öğretmenlik meslek onurunu ayaklar altına alan bu yasanın çıkmaması için mücadelemiz sürüyor eğitim fakültesi mezunlarının öğretmen ünvanını gasp eden, yerine öğretmen adayı ünvanını veren bu yasa düzenlemesiyle AKP, bir de eğitim fakültesi mezunlarına iki yıl eğitim verecekmiş. Fakülteyi bitirmiş, mezun olmuş, dolayısıyla da öğretmenlik ünvanı almış eğitimcilerimize eğitim vermek kimsenin haddine değil. Eğitim fakültelerinin verdiği eğitime mi güvenmiyorsunuz yoksa hukuk mu bilmiyorsunuz? Anlaşılıyor ki ikisi birden. Bu düpedüz kazanılmış hakkı gasp etme girişimidir. CHP Grup Başkan Vekili Murat Temir, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu diyor ki Emir arkadaşlar bu arkadaşlar deve kuşu gibi kafalarını kuma gömünce her şeyin düzeleceğini zannediyorlar. TÜİK'in rakamları baştan sonra yanlış, inanılmaz, güvenilmez rakamlar. Çünkü 2022'ye kadar enflasyon sepetini açıklıyordu ve herkes de bakıyordu bu enflasyon doğru mu? Rakamları doğru mu? Değil mi? Anlıyordu herkes. Ama enflasyonu böylesine yanlış bir şekilde hesaplayıp bilerek baskılayıp sahte rakamlarla enflasyon açıklayınca iplikleri pazara çıkmasın diye de bu sefer enflasyon sepetini açıklamamaya başladılar. Oysa enflasyon sepetini açıklasalar gerçekte ne kadar yanlış, ne kadar sahte rakamlar olduğu ortaya çıkacak. Bu olmasın diye gizlenmeyi tercih ediyorlar. Rakamları baskılıyorlar. Sahte rakamlarla kamuoyunu oyalıyorlar. Ama bu işin bir tane kazananı var. O da saraydaki. Saraydaki emekliye, memura hak ettiği enflasyon zammını vermemek için enflasyon rakamıyla oynuyor. Oynayan kurumda zaten o enflasyon rakamını nasıl bulduğunu kimseye belli etmiyor. Dolayısıyla da emeklinin, memurun sofrasından, maaşından bir miktar daha çalınmış oluyor. Ama gerçeği bilen vatandaşımız. Gerçek ne? Çarşı pazar yangın yeri, enflasyon almış başını gitmiş. Ama bu arkadaşlar deve kuşu gibi kafalarını kuma gömünce her şeyin düzeleceğini düşünüyorlar. Şimdi TÜİK'in ne gibi dolaplar çevirdiğine dair bir haber var önümüzde. Bu e, haberi tabii ortaya çıkartan Aleyttin Aktaş, ekonomist. Tebrik etmek lazım kendisini. Neden? Çünkü uzun zamandır devam eden bir tartışmaya daha doğrusu merak edilen bir şeye bir açıklık getirdi. O da şu. Hani diyorduk ya bu TÜİK ne yer ne içer ve TÜİK neye göre enflasyon rakamlarını açıklıyor, enflasyon oranlarını. Hani bardağın fiyatı şuradan şuraya çıktı, bilgisayarın fiyatı şuradan şuraya çıktı, gözlüğün fiyatı şuradan şuraya çıktı gibi. Evet, peki hangi kalemlere bakıyor TÜİK bunları yaparken? Bu merak ediliyordu ve de Ayettin Aktaş bu konuya açıklık getirdi. Ve TÜİK hem bir taraftan elbette bazı kalemler e, isabet yani günlük işte kullandığımız bir takım şeylerle ilgili olarak ama bu kalemlerde dahil olmak üzere TÜİK'in kendisinden haberi yok ya da tahammüden yapıyorlar bunu. Kendisinden haberi yoksa problem, tahammüden yapıyorlarsa çok daha büyük problem. Ahlaki bir sorun var ortada. Yani TÜİK'te çalışanlar kendilerini sorgulamalı. Ben bugün ne yaptım? Ben bugün yalan söyledim mi? Akşam aynaya gittikleri zaman bunu yapmalı. TÜİK'in başındaki şahıs, yardımcıları, diğerleri. Evet, böyle bir şey yapmaları gerekiyor. Akşam eve gittikleri zaman şöyle baktıkları zaman, çocuklarının yüzüne baktıkları zaman, eşlerinin, tanıdıklarının yüzüne baktıkları zaman ben bugün yalan söyledim mi acaba diye bu soruyu kendilerine sormaları gerekiyor. Gerçekten evet ahlaki bir sorun bu. Ve bakın somut olarak önümüzdeki rakamlar nasıl rakamlar? Saraydaki emekliye, memura hak ettiği enflasyon zammını vermemek için enflasyon rakamıyla oynuyor. E, oynayan kurumda zaten o enflasyon rakamını nasıl bulduğunu kimseye belli etmiyor. Dolayısıyla da emeklinin... ...memurun sofrasından, maaşından bir miktar daha çalınmış oluyor. Sık sık gerçeği yansıtmayan veriler paylaştığı gerekçesiyle gündeme gelen Türkiye İstatistik Kurumu... ...yine eleştiri oklarının hedefinde. Biliyoruz ki bu iktidarla beraber TÜİK sahibinin sesi oldu. Yani e, nerede e, bir şey varsa, e, arıza varsa TÜİK'te e, doğru bilgi dünya... Türkiye İstatistik Kurumu kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor gerekçesiyle madde fiyatlarını ve ağırlıklarını açıklamayı durdurmuştu. Bu karar kamuoyunda büyük tepki topladı. Mahkeme kararları bile bu kararı değiştiremedi. TÜİK verilerin üstünü tamamen kapatmasa da birçok bilgiyi gizli tutarak eleştiri oklarını üzerine çekti. Temiz, adil, şeffaf doğru bilgi olması lazım. Ee, TÜİK bunu yapacağını karartmaya gitti bu hatta biz tarafından e, dava konusu yapıldı. İdare mahkemesinde dava açıldı. Ekonomist Alaaddin Aktay ise TÜİK'in Nisan 2022'den bu yana açıklamadığı tüfe kapsamındaki madde fiyatlarını gün yüzüne çıkardı. Aktaş en son 2022 yılında açıklanan madde fiyatlarına ulaşarak bu fiyatları güncel endekslerle karşılaştırdı. Ortaya çıkan tablo ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun yine gerçeği yansıtmayan verileri paylaştığını gösterdi. TÜİK'in 2022'de açıkladığı madde fiyat listesine göre ortalama kiralar 1308 liraydı. TÜİK'in bu verilerine göre 2024 yılında kiralar 5844 lira. Doktor muayenesi ise 2022'de 28 lirayken 2024'te bu ücret 33 lira. Dönsken ücreti de 2022'de 104 lirayken 2024'te 390 lira. Yurt ücreti 331 lirayken bu ücret bugün 456 lira. Türkiye İstatistik Kurumu'na ait olan fiyat değişim endeksiyle maddelerin fiyat artışları hesaplandığında ortaya çıkan artışlar gerçeğin çok dışında. Çünkü bu hesaplamayla birlikte TÜİK'e göre un fiyatı 10 liradan 20 liraya, zeytinyağı 63 liradan 113 liraya, salça 15 liradan 49 liraya, ekmek arası dönerse 20 liradan 77 liraya yükselmiş durumda. Bu fiyat tablosuna göre uzman doktor muayene ücreti 34 TL. Fakat eczaneye gidip bir kutu aspirin almak istediğinizde bir kutu aspirinin fiyatı yalnızca 81 TL. Oysa günümüzde bu fiyatlara gıda ürünü alabilmek veya bu fiyata kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Tabloda Haziran 2024'te kira bedeli 5845 lira olarak belirlendi. Ancak büyük şehirlerde bu fiyatın çok daha yüksek olduğu biliniyor. Ama enflasyonu böylesine e, yanlış bir şekilde hesaplayıp Bilerek baskılayıp sahte rakamlarla enflasyon açıklayınca e, iplikleri pazara çıkmasın diye de bu sefer enflasyon sepetini açıklamamaya başladılar. Ekonomist Alaaddin Aktaş da bu fiyatların gerçekçi olmadığını vurgulayarak TÜİK verilerinin halkın günlük yaşamındaki harcamaları yansıtmadığını belirtti. Kırık peynirin fiyatı 180 TL olmuş. Yani daha düne kadar fakir fukaraya parasız verilen peynirin Fiyatı 180 TL oldu. Evet, Murat Emir, pardon, CHP, yok yok pardon, Sabah Pusulası programı devam ediyor. Yani böyle şu ana kadar sizlere hep bunları aktardık, 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 aktardık. Peki, vatandaş ne diyor? isterseniz ona bir bakalım, değil mi? Yani e, bizim İzmir Büro çok güzel çalışıyor galiba. Ee, ve sürekli işte dışarı çıkıyorlar, vatandaşa soru soruyorlar. İzmirliler de görüş vermeyi seviyorlar. Ben onu anladım buradan, bu haberden. Ve bakın, TÜİK ve enflasyon konusunda neler söylüyor İzmirliler? Haydi. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK çizdiği pembe tablolarlaftan uzaklaşmaya devam ediyor. Hay, kezge yalan söylüyor ya, neresi uyuyor ya? %130'dur enflasyon kalkıyor yüzde kaç açıklıyor. Neyine inanıyorsun ya? TÜİK'in açıkladığı hiçbir şeye inanmıyorum. Çünkü kasapta, tüpte, doğalgazda %60 yüze ismi zam oluyor. TÜİK'in açıkladığı %20, %25 emekliye falan zam veriyorlar. %100'ü geçmiş ki Türkiye'nin enflasyonu. Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri yurttaşa güven vermiyor. İnanmıyorum. Hiç kimseye inanmıyor TÜİK'e. Efendim <laughs> %200 var. Çarşı pazarı bir dolasın da bakayım ne var. Yani bir ekonomi bakanımız var. Çok değil ya. Bir beş sene on bin lira bir emekli gibi, emekliler gibi on bin lira alsınlar göreyim. Millet çöpten ekmek topluyor günah. Yurttaş enflasyonu resmi rakamların kat kat üzerinde hissediyor. Her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Türk şeyi açıklıyor, verileri açıklıyor. Yüzde yetmiş, 70 bir diyelim. Ya o yüzde yüz otuz, yüzde yüz kırk. İnan ki ben hakkımı, bir emekli olarak hakkımı helal etmiyorum. Hiç mi inanmıyorum? Büyük, Hep Ben yalan. Yani vatandaşı Umutmakdan başka bir şey yok. Ben emekliyim, 11.400 lira emek maaşım var, 11.000 lira kere veriyorum. Nasıl geçineceğim? İnşaatta buldum da, inşaatçı bekçilik yapıyorum. Yoksa yani geçim zor. <laughs> Ve şimdi, isterseniz biraz gazete bakalım. Ne dersiniz? Yeni Çapak gazetesiyle başlayalım. Önümde o duruyordu, onunla başladım. Sabah, sabah, yani e, kızmayın. İşte Türkiye bu diye bir e, başlık var. Suriyeli onlarca çocuğu doyuran lokantacı hiç para almadı. Haber böyle. Yani senaryo güzel ama değil mi yani? Yani senaryo güzel. Evet işte Türkiye bu. Şimdi bu Suriye Savaşı sırasında Türkiye'den, bazı iş adamları, bakın bunu çok dikkatle dinleyin lütfen. Bazı iş adamları Halep sanayi sitesini işit bastığı zaman, e, bu cihatçılar bastığı zaman ki gidip gözümle görmüştüğüm vardır. O sanayi sitesini nasıl talan ettiklerini, nasıl yaktıklarını, o makina parkları nasıl mahvettiklerini e, gördük. Oraları talan ettiler talan ettiler ve o makinaları tırlara yüklediler. Tırlara ki Ortadoğu'nun en modern sanayi sitelerinden bir tanesidir. Halep'teki Şeyh Neccar ismi de böyledir. Şeyh Neccar Sanayi Sitesi, Sanayi Şehri daha doğrusu. Ve oradan makinaları yüklediler kamyonlara. Nereye götürdüler biliyor musunuz? Türkiye'ye. Tırlarla gümrük kapısından giriyordu o makinalar. Başka Suriye'de birçok yerden tarihi eserler alındı, çalındı, mozaikler, şunlar bunlar. Dünyanın e, bu açıdan en zengin ülkelerinden birisidir Suriye. Alındı, nereye gitti bunlar biliyor musunuz? Türkiye'ye getirildi. Başka, İdlib'de şu anda bu El Nusra'nın cihatçıların e, cirit attığı İdlib'de yine çok modern bir hastane vidasına kadar söküldü ve Türkiye'ye taşındı. Daha ilk günlerde bu arada. Bunların hiçbirisi yokken. Gösteriler, gösteriler bilmem ne falan filan hep numara. Bunlar nereye gitti? Türkiye'ye geldi. Peki Suriyelileri asgari ücretin çok daha altında bir paraya çalıştıran kimler? Bu ülkedeki patronlar. Peki Suriyeli çocukların organlarını çalıp Evet, organlarını çalıp organ ticareti yapanlar kimler? Bu ülkedeki bazı hastaneler, özellikle sınıra yakın yerlerde gidin görürsünüz. Peki cihatçılara bütün işte bu e, insanların kafasını kesen, tecavüz eden, katliamlar yapan toplu mezarlar gördük. Bunları yapanlara silah Hangi ülkenin topraklarından geçti? Veya bu cihatçılar hangi ülkeden geçtiler? Uçaklarla getirildiler, uçaklarla, gemilerle silahlar getirildi. Kamyonlar dolusu insanlar getirildi ve Suriye'ye bastılar bunların hepsini. Şimdi Yeni Şafak ahlak satıyor. İşte Türk. Bu arada bütün bunlar olurken, bütün bunlar olurken o işin halkla ilişkiler çalışmasını kim yapıyordu? Bakın şöyle söyleyeyim, göstereyim size. İşte bunlar. O zamanlar Habertürk diye bir gazetede vardı. Şimdi Fatih Altaylı çıkmış şey diyor ya. Ee, bu Ümit Özdağ işte şey yapın canım yani adam doğru söylüyor yani Suriyelilere saldırın mı desin falan filan diye. Bu arada Ümit Özdağ'ın bir paylaştığı bir tweet de çıktı ortaya. İşte bunlar da halkla ilişkiler çalışmasını yapan. Bütün bu bahsettiğim konularla ilgili olarak bunlardı. Şimdilerde güya işte aa Türkiye bu değil aslında. Kayseri'deki gibi değil yani Türkiye işte bu. Evet bu hakikaten bu. Yani böyle. Yeni şafak işte. Başka ne bekliyorsunuz? Başka bir şey beklemiyoruz. Peki şimdi bir başka başlık. Bakın Filistin'i tanıyacağız. Mélenchon'un açıklaması bu. Fransa'da biliyorsunuz seçimleri birinci bitirdi. Ve Sol ittifak tabii birinci bitirdi. Ve Mélenchon Filistin'i tanıyacağız diyor. İlk iş olarak Filistin'i tanıyacağız. Görüyorsunuz değil mi? Sol her zaman için daha insancıl, insanlık için çaba sarf eden taraf. Ve yeni şafak bunu buna yer vermiş. Hani utanma belası. Ellerinden gelse hani bunu da yapmayacaklar da bunu yapmışlar. Neyse. Şimdi başka bir şey var mı ee, haber? Rusya beş şehri bombaladı. Rusya bombalamaya devam ediyor. Evet. Erdoğan da Putinle görüşmeye devam ediyor. Hadi bunu bir eleştirin bakalım. Eleştirebiliyor musunuz? Eleştiremezsiniz. Çünkü siz de biliyorsunuz Rusya'nın aslında sivilleri öldürmeye e, öldürmemeye çalıştığını, sivilleri hedef almamaya çalıştığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Ama iş işte Rusları kötülemeye geldiği zaman evet Rusya sivilleri vuruyor diyorlar. Bunlar böyle işte. Bunları okuyucularına da acıyorum ben. Zavallılar ya. Gerçi hak ediyorlar bunu alıp okuduklarına göre. Peki şimdi bir başka gazeteye bakalım. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi dedik ya en düşük emekli maaşı 12 bin liraya çıkıyor. Yani yeni Şapak'ta da var bu en düşük 12 bin lira emekliye ek zam geliyor. Dün dediğimiz gibi yani böyle bir haber yayıldı. Ve bu e, söylentiler üzerine zaten Ömer Çelik dedi ki bir dakika böyle bir şey yok. Önümüzde bir çalışma var. Bu çalışmanın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Acele ediyoruz falan da demiyor zaten Ömer Çelik. Ama bunlar hemen müjdeyi vermişler. Peki şimdi... Sabah gazetesinin birinci sayfasında başka ne var? 1 milyar dolarlık dev yatırım. Bu BYD ki Çin'in zannediyorum en büyük üreticisi, ki dünyanın en büyük üreticisi BYD yer almış. Çinli BYD'den 1 milyar dolarlık yatırım, 1 milyar dolarlık dev yatırım diye sabah gazetesinde görüyoruz. Şimdi bu güzel bir şey mi? Evet güzel bir şey. Yani BYD'nin gelip Türkiye'ye yatırım yapması, burada üretecek olması... Evet, güzel, sevindirici bir e, haber. Şimdi anlaşıldı mı Çin'e karşı neden sesimizi çıkartmıyoruz? Çıkartılması gerekiyor anlamında söylemiyorum. Kendi içlerindeki tartışma olarak söylüyorum bunu. Yani Uygur meselesi mesela Uygurlar meselesinde bakıyorsunuz işte Karar Gazetesi arada bir böyle haber yapıyor, manşete taşıyor ama sabahta yeni şapakta bunu göremezsiniz. Gerçekten öyle olmadığını düşündükleri için değil. Hükümet bunlara susacaksınız dedi, bunu emretti, devlet bahçeli bile çıkıp bir şey konuşmuyor. Düşünebiliyor musunuz? Milliyetçi falan geçiniyorlar ya, orada işte, ee, Şincan'da vesaire, hani ne oluyor, ne bitiyor, Uygur Türklerine işte zulüm var mı, yok mu? Bu konularla ilgili olarak ses yok, ölü taklidi yapıyorlar. Bunların ne kadar siyasetçi olduğu da burada ortaya çıkıyor. Çin diyor ki, bak benim param çok. Ben öyle paramla ezerim. Yani bir de ezerim yani. Ben zaten her sene bütçe fazlası veriyorum. Çıldıracağım artık bu parayı ne yapacağım? Fonlara onlara yatırıyorum. Dünyadan bir yerden bir sürü fon alıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ama e, bu beni tatmin etmiyor. Ben farklı e, bir takım işler peşindeyim. İşte bunlardan bir tanesi mesela Afrika'da yaptığı gibi bu bölgedeki birçok ülkeyi ekonomik olarak kendisine bağlamak. Ve diyor ki Para bende çok Al sana para. Sermayeyi akıtıyorum kardeşim. Yeter ki benimle bir anlaşma yap ve seninle biz partner olalım. Üstelik ben Amerika ya da işte Avrupa gibi seni sömürmeye gelmiyorum. Üretelim, sana belli bir yüzde vereyim. Ben bu tabii Çin'i de elbette hadi bir e, hadi e, ne diyeceğim? Yani kapitalist tanımının dışına çıkartmıyor elbette ama Çin daha insaflı. Yani en azından bunu söyleyebiliriz. Çok açık, net bir biçimde yatırımını yapıyor Çin. Ve Türkiye'yi de şimdi mesela bu 1 milyar dolar gelsin bu arada Çin'den. Yani 5-10 daha gelecek. Gelsin. Bu e, hani önümüzdeki yıllarda böyle bir şey olacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu yüzden çıldırıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri küresel anlamda hegemonyasını yitirmeye başladı. Artık bu bozuluyor. Yani bu şey... BRICS'i olsun, Şangay İşbirliği Örgütü olsun vesaire. Rusya işte Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti bir taraftan Hindistan. Hindistan dedik isterseniz bu Modi'nin Moskova ziyaretini bir görelim mi arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri neden bu günlerde çıldırıyor? Neden ciyaklıyor Amerika? Ona bir bakalım. Hindistan Times gazetesine bakıyoruz değil mi şu anda? Evet. Bakın Hindistan basınında Modi'nin şeyi, gezisi nasıl yer almış? Şurada işte bunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri e, Narendra Modi'nin Narendra Modi ve e, Başkan Putin e, buluşmasına tepkisi. Endişeliyiz. Niye endişeni Bahane şu. Yani işte biz e, şey var yani e, Ukrayna'da Rusya bunları yaparken nasıl olur da Hindistan Başbakanı gider ve Putin'i ziyaret eder? Bu arada Hindistan basınında e, videolar almış başını gidiyor. Yani bu Hintliler böyle klip konusunda çok iyiler biliyorsunuz. Bir sürü klipleri var onların, müzik klipleri. E, ona benzer bir şey. Ve e, işte şeyle Putin'le Modi e, sarışırlarken falan filan birbirlerini e, böyle bir bayağı bir ama e, işlemişler bunu. Ne kadar samimi bir ortamda bir e, görüşme oldu bu, buluşma oldu. İki günlük bir ziyaret bu. Dün ve bugün e, olacak zannediyorum. Ve de e, şimdi bu e, yani bu Hindustan Times gazetesinde yer alan bu haber Amerika'nın nasıl ciyakladığını gösteriyor. İşte böyle bir ortam var ve böyle bir ortamda yeni güçler yükseliyor ve bunlardan bir tanesi de Çin. İşte Çin bu yüzden Türkiye'ye yatırım yapıyor ve bundan sonra da yatırım yapmaya devam edecek ve işte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri zırlamaya başladı. Diğer taraftan tabii NATO toplantısı var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada. Biz de bir orada bir orada bir orada bir oradayız yani Türkiye olarak. Şimdi onu da NATO'nun internet sitesine girelim mi arkadaşlar? Evet. NATO diyor ki NATO'nun şeyleri var bu arada. Evet görüyorsunuz. Şimdi Genel Sekreter Stoltenberg bu adam ee, Tabi biliyorsunuz bu e, Hollanda'nın eski e, şeyi başbakanı artık bunun yerine geçecek e e Ekim Ekim ya da Kasım gibi e, yerini alacak Stoltenberg'in bunun Aslında görev süresi bitmişti fakat o kadar sadık NATO'cu ki adam bir sene daha uzatmışlardı bunun görevini neyse şimdi NATO genel sekreteri diyor ki bizim en acil görevimiz yani bu şeyde e, şeydeki NATO zirvesindeki şey olmalı. Ukrayna'yı Ukrayna'ya destek olmalı diyor. Yani az önce hani Hindistan işte Moskova gezisi ve Rusya şeyin Amerika'nın ciyaklaması evet Ukrayna'ya yüklenmeye devam ediyorlar ve edecekler. Ediyorlar ve edecekler. Daha da işi kızıştıracaklar. Yani Rusya diyor ki kardeşim ben yenilmem yani Sergey Lavrov söyledi bunu daha bir, birkaç gün önce. Elbette sadece o söylediği için değil. Yani biz de öyle düşünüyoruz. Ve Lavrov dedi ki, bekliyor musunuz yani bizim yenilmemizi? Tamam, beklersiniz. Daha çok beklersiniz diyor Lavrov. Ve buna rağmen NATO bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere vesaire bir şekilde Ukrayna'daki savaşı körüklemeye devam ediyorlar. Ve Rusya şu açıklamayı da yaptı. Bakın dedi Ukrayna'nın bana attığı füzeler, roketler, bombalar her neyse bunları Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımı olmadan yapamayacağını biliyoruz. Yardımı derken doğrudan e, eğitmenleri olmasa ve silahları zaten onlar veriyorlar. Bunu yapamazlar, bunu biliyoruz. O yüzden bunun cevabını size er ya da geç ve uygun bir şekilde vereceğiz. Ve Rusya'yı tahrik etmeye devam ediyorlar. Bakalım tabii. Şimdi tabii şeyin Putin'in Atom bombamız hazır bilmem ne falan filan sözlerini de alıyorlar. Putin bizi tehdit etti falan diye veriyorlar ya. Böyle bir şeyleri de var. Ee, durum bu. Yani adamlar iyice bunalıma girmiş durumdalar. Ve NATO'nun, bakın NATO'nun bütün görevinin bu olması gerektiğini söylüyor. Acil olarak önce bunu sağlamaları gerektiğini söylüyor genel sekreteri NATO'nun. Bu da şunu gösteriyor zaten. NATO'nun Ukrayna'da ne işi vardı Ukrayna'yı nereye doğru itiyordu ve Rusya neden reaksiyon gösterdi? Reaksiyon dikkat edin. Çünkü önce Rusya'yı iyice tahrik etmişlerdi o dönemde. Tamam, şimdi bunları da gördük. Peki nereden nereye? BYD'nin Türkiye'deki yatırımı e, haberinden buralara geldik. Şimdi bir haber daha var Sabah gazetesinde. Sabah gazetesine dönelim mi arkadaşlar? Büyükşehir gençlere tabut yapıyor diye bir e, başlık. Zafer Çarşı'nın kolon ve kirişlerinin betonu döküldü, paslanan demirleri dışarı fırladı. Belediye vaaz olarak kullanıldığında kolonları kesilen binayı öğrenci merkezi yapacak. Çalışma bittiğinde binaya çok sayıda öğrenci girip çıkacak. AK Parti belediye meclisine önerge verdi. Bir inşaat mühendisi gençlere toplu mezar yapıyor diye tepki gösterdi. Haber mi? Haber. Bu haber haberin ee, ögelerinden birisi eksik. O da şu. Nerede kardeşim bu Zafer Çarşı? Nerede? Ankara'da. Peki geçiyor mu Ankara? Ankara'da Zafer Yok, hayır. Ya sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni karalamak üzerine yapıldığı için adamlar artık bilgi verme ihtiyacı da hissetmiyorlar. Yani 5N1K kuralı vardır ya hani, Bu yok. Nerede? Bilmiyoruz abi. Ve burada tabi belediye işte bilmem bu arada teyit edilmiş bir durum da değil ha bu. Yani bunu sabah gazetesi yapıyorsa buna inanmayın öncelikle. Sonra önce bir şey yapması lazım sabahın bunu ispat etmesi lazım haberini. Niye? Çünkü işte kolonların kirişlerin işte sıvası dökülmüştür olmuştur bu olmuştur. Elbette eğer içinde oturulamayacak ya da yaşanamayacak bir mekansa belediye kalkıp da bunu yeniden sıvayıp bu şekilde öğrenci yurdu falan yapmaz. Öğrenci merkezi yapmaz. Her ne yapacaklarsa. Bunu beklemiyorlar. Şimdi yarın mesela orada çalışmalar yapıldığı zaman şunu söyleyecekler. Biz uyarmıştık. Biz uyarmasaydık sabah gazetesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçmeyecekti. Mesela Ankara'da ama sabahın birinci sayfasında bu haberi okuduğunuzda konunun ne olduğunu konu Rusya'da geçiyor. Yani, yani <laughs> Bunu, buna benzer bir şey işte bu şeyle ilgili olarak neydi o Budyena sormuşlar ya şeyi okudunuz mu diye klasiklerden birisi e, ne okudunuz mu diye "Ben yani okumadım ama konu Rusya'da geçiyor." E, gibisinden bir cevap veriyor esprili bir şekilde. Şimdi bu da böyle. Konu Ankara şeyde Türkiye'de geçiyor konu ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Çünkü sabah okuyoruz. Peki devam edelim şimdi sabah gazetesinin birinci sayfasını geçtik. Ve Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında bakın şimdi Çin'le 1 milyar dolarlık imza haberi küçük bir şekilde görülmüş. Ama başka bir haber var. Buraya 100 yıl kimse giremez. Nereden bahsediyoruz? Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nden bahsediyoruz. Buranın kalbi sayılan reaktör şaftını gezdi Hürriyet ve de e, görüntüledi. Hürriyet'in ziyaretinin ardından kapatılacak... Ha onu bekliyorlarmış. Yani hürriyet bizi ziyaret etsin sonra burayı kapatalım. Bunun ardından <laughs> kapatılacak olan bu bölüme 100 yıl boyunca hiç kimse giremeyecek. Ruslar girebilir ya yani, niye girmesinler ki? Bu da santralin kumanda odası. Odadaki görevliler santralde olup biteni kameralar aracılığıyla 7-24 takip edebilecek. Onu ya Evet. <laughs> Böyle şeyler. Şimdi yani bu e, haber <laughs> bir haber midir? Evet haberdir. De yani bu kadar büyütün, 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 büyütün. Bu arada hürriyet diğerlerine göre farklı bir başlık atmış bu emeklilerle ilgili olarak. Sabah ve Yeni Şafak mı vermişler. Kendi ceplerinden veriyorlar ya. Hürriyet de demiş ki 1.8 milyon emekliye zam çalışması. Müjde 2000 lira daha geliyor falan diye yazmamış hürriyet. Doğrusu da bu bu arada. Onu da ifade edelim. Şimdi bu hürriyetin şeysi e, Ahmet Hakan var ya bu şey demiş bakın manzarasız tren seyahati olur mu? Olmaz. Niye olur mu demiş. Bu artık her şeyi satarız. Her şeyi ama. Bu anlayış var ya bu iktidarda ve bu piyasaya da yansımış ya piyasanın aslında Yine bir yani bu piyasadaki iş adamları, esnaf, şu bu herkes çılgınca para kazanma peşinde olduğu için ve her şeyi metalaştırdıkları için, her şeyi paraya çevirmek istedikleri için buna e, şunu da dahil etmişler. Otobüslerin, trenlerin camlarına da reklam yapıştırıyorlar biliyorsunuz. Dışarıdan baktığınız zaman siz göremiyorsunuz, içeriden baktığınız zaman Şöyle bir dikkatlice e, şey yapmanız gerekiyor dışarıyı görebilmeniz için. Ve böylece sizi bir tane konserve kutusunun içine atıyorlar, kapağını da kapatıyorlar, sonra yolculuk yapıyorsunuz. İnsanlar tabii bunu kabul etmiyorlar. Bu aslında bir sorun. Evet bu e, konuya değinmiş olması evet, güzel yani böyle bir şeye değinmiş olması. Ama şöyle bir şey var, yalakalık. Burada akıyor işte. Bakın Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hemen el atmanı, el atmalı bu işe. Yahu yalakalık işte burada çıkıyor ortaya. Bakın haberde ya haber yazarken, haber yaparken yalakalık nasıl yapılır? Mesela yerelde bu çok yapılır. İşte bilmem belediye başkanı çok önemli bir açıklama yaptı. İşte milletvekili bilmem ne yaptı. Belediye bilmem Böyle bir takım haberlerle geçinirler. Bu maalesef bu yerel basının suçu değil. Yani sistem buraya getirdi bu şeyi, basını. Bağımsız davranamıyorlar. Ve birilerine her gün işte bir şey yapmak zorundalar. Birileriyle ilgili manşet atmak zorundalar. Yani ulusal çapta da bu nasıl oluyor? Bakanlık düzeyinde oluyor. Siz mesela burada bu ne rezalet kardeşim. Yani bu kelimeleri kullanma anlamında değil ama bu anlamda. Bu ne rezalet kardeşim? Yani biz bu şeyi e, trenlerin, otobüslerin bilmem neyin içinde böyle hareket etmiyor, böyle gitmek zorunda mıyız? Yani bizi kapatıyorsunuz, kaotik bir ortamda gidiyoruz, karanlık içinde. E, bunu e, Buna izin vermeyin. Ya da buna izin veren anlayış böyle bir anlayıştır, eleştirisi yapıyor musunuz? Hayır. Peki ne yapıyorsunuz? Bakanın ismini geçirerek, bakan da şimdi bunu okuduğu zaman... Diyecek ki aa bakın benim ismim geçmiş yine. Ya da sekreteri bakana diyecek ki sayın bakan işte bugün de basında yer almışsınız. O da sevindirecek bakanı. Sonra o da işte bu hürriyetin şeysini arayacak şey diyecek. Aa Ahmet'im, ya evet ya ha, ha, iyi. tamam tamam yani bizi de bugün böyle yazmışsın falan filan diyecek. Bu ilişkiler böyle vıcık ilişkiler. Yani bunların beklentisi bu. Böyle vıcık ilişkiler geliştirmek istiyorlar. Bu yüzden bunu yapıyor ve böylece haber güme gidiyor. Haber güme gidiyor ama alışmışlar. Alışmış biliyorsunuz beterdir. Ve bu değişmez. Yani bunlar da değişmez bu. Şimdi başka başlık var mı hürriyette? Başka başlık. NATO bu zirvede meydan okuyacak. Aha. Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi bugün başlıyor. Liderler Rusya'ya net mesaj verecek. Şimdi Erdoğan bundan bir süre önce neredeydi? Astana'daydı. Kimle görüştü? Vladimir Putin'le görüştü. Peki ne konuştular? Çok şey konuştular. Peki tamam. Ruslara dikkat edin. Daima Türkiye ile ilgili açıklama yaptıkları zaman Türkiye'nin gözünün dışarıda olduğunu biliyoruz ve Türkiye'nin aslında zorunluluktan dolayı bizimle birlikte olduğunu da biliyoruz. Mesajını net bir biçimde veriyorlar. Her açıklamalarında Rus yetkililerin bunu görüyoruz. Ve Putin'in açıklamalarında da son olarak bunu gördük. Tam olarak aslında neyi kastediyordu? Bu NATO toplantısını kastediyordu Putin ve de şimdi bu NATO toplantısı geldi, çattı. Hadi şimdi burada bu NATO zirvesinde bu Rusya Ukrayna halkını öldürüyor, bunlar zalimdir, bunlar katliamlar yapıyorlar. Bunlara yaptırımı uygulayacağız, onu yapacağız, daha fazla yaptırım uygulayacağız. Böyle bir bildiri olsa ve Türkiye'nin de imza atması istense ya da stratejik bir belge açıklansa ve Türkiye'nin de imza atması istense Erdoğan ne yapacak? İmza atacak mı, atmayacak mı? Atarsa Putin diyecek ki bir dakika ya daha dün benimle beraberdin, benim yanımdaydın, hayrola? diyecek. Atmazsa NATO diyecek ki Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri diyecek ki hop bir dakika biz stratejik ortağız NATO'da üstelik e, müttefikiz sizinle. Yani bu e, imzayı atmanız lazım yoksa kırılırız. Bakalım Erdoğan'ın tavrı ne olacak? İkincisi burada işte Zelenski görülüyor. Diğer tarafta şu bunak e, Biden e, görülüyor ve inatla devam ediyor yani şeye başkanlık Niyeti var ben çekilmeyeceğim diyor. Bakalım yani başkanlığı görecek mi? Görürse başkanlığı bitirecek mi? Ondan emin değil kimse. Ve bu Biden'la Zelenski'nin fotoğrafını koymuş. Ee, hürriyet ve de NATO bu zirvede meydan okuyacak diye de başlık atmış. Bakalım gerçekten bu olacak mı olmayacak mı? Bu Yunus Paksoy zannediyorum bu CNN Türk'ün de e, şeyiydi Amerika'daki e, temsilcisiydi. En son bu e, ne, neydi bu? Sezgin Baran Korkmaz e, çıkıp böyle bir siyelen Türk'ün canlı yayını olabilir, bant olabilir. Onun ondan emin değilim. Ama çıkıp da şey yaptı ya. Geliyorum geliyorum yakında Türkiye'ye falan filan. Sonra bunun önceden ayarlanmış bir durum olduğu falan anlaşıldı ya. İşte bunlar böyle gazetecilik yapıyorlar. Evet, böylece ne yapmış oluyoruz? Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasını da bitirmiş oluyoruz. Şimdi e, İstanbul'a güzel bir sürpriz yapalım ve diyelim ki 50 olmasını beklemiyoruz. Hemen çıkıyoruz. Saat başına karşınızdayız. Ne yaparsanız yapın. Tekrar birlikteyiz sevgili Televir izleyicileri. Şimdi bir normalleşme hikayesi daha anlatacağız sizlere. AKP'li Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Vekili ve Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iki görüşmesinde de yer alan isimlerden birisiydi. Ve Elitaş siyasette normalleşme sürecine ilişkin konuştu. Çok ilginç bir yerden vuruyor Özgür Özel'i. Diyor ki, Özgür Özel 15 Temmuz'daki e, tavrıyla övgüyü hak ediyor. Diyor ki sağ olsun o gün o bombanın altında olan kişi Özgür Özel'di. Böyle bir e, şey kullanıyor, ifade kullanıyor. Şimdi tam da bir 15 Temmuz diplomasisi görüyoruz burada. Yani bir taraftan da aynı zamanda 15 Temmuz'a da vurgu yapılıyor. 15 Temmuz koalisyonuna da vurgu yapılıyor ve Özgür Özel'in 15 Temmuz koalisyonu içerisinde yer alması gerektiği mesajı da yer alıyor. Elitaş'ın bu açıklamasında Bakan neler söylüyor tam olarak? Siyasette normalleşme sürecinde ipler kopma noktasına gelirken AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Ekonomi Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kusurlar, Kusurlar. 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 Normalleşme görüşmelerini AKP seçmeni açısından değerlendiren Elitaş bu sürece ilişkin olumlu mesajlar verdi. AKP'li seçmenlerin büyük bir kısmı CHP ile görüşülmesini çok olumlu buluyor. Geçtiğimiz günlerde bir araştırma şirketi getirdi. Sayın Bahçeli ile Sayın Özgür Özel'in görüşmelerini MHP'liler de o çok olumlu buluyor. Biz ülkeyi idare eden bir siyasi parti olmamız nedeniyle kim olursa olsun iktidarların en büyük görevi uhuletle ve suhuletle bu işi götürebilmektir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in normalleşme mesajlarını yerinde bulduğunu söyleyen Elitaş, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi liderinin iki kritik zirvesinde de yer alan isimlerdendi. Elitaş bu görüşmelerin ayrıntılarını paylaştı. CHP görüşmelerimizde not tutuldu. Niye not tutuldu onu bilmiyorum. Onlar tutuyor diye biz de not tuttuk. Satır satırda yazdık. Alışkın olmadığımız bir şeydi. Diplomatik işlerde not olur. Ben pek çok kez siyasi görüşmelere katıldım ama hiç not tutulmadı. Bu tür görüşmeler bir uzlaşma varsa ya metne dökülür veya söylenen şeyler varsa orada bilgi paylaşılır. Elitaş Özel'in 15 Temmuz'daki tutumundansa övgüyle söz etti. 15 Temmuz'da Kayseri'den CHP'nin genel başkan vekilleri hem Sayın Özgür Özel'le hem Sayın Engin Altay'la hem Sayın Levent Gök'le konuştum. Geliyoruz dediler geldiler. Sağ olsun o gün o bombanın altında olan kişi Özgür Özel'di. <laughs> evet şimdi böyle bir haberi sizlerle paylaştık Bu arada e, Ateş ailesi Özgür özelle görüştü sevgili izleyiciler ve e, tabi Ateş ailesinin adalet arayışı devam ediyor yani e, biliyorsunuz Geçtiğimiz hafta içerisinde davanın ilk e, periyot duruşmaları yapıldı ve sonrasında da tabi e, yaklaşık bir 15 gün sonra tekrar başlayacak. Ee, ama ilk duruşmalara baktığımız zaman Ayşe Ateş ve Ateş ailesinin hiç de e, aslında tahmin ettikleri bir durum ama e, adalete uygun bir takım e, adımlar atılmadığı düşüncesinde olduklarını görüyoruz Ve de tabii arayışlarını da devam ettiriyorlar yani destek arayışlarını devam ettiriyorlar e, Adaletin yerini bulması için, daha önce de Özgür Özel'le görüşmüştü Ayşe Ateş ve e, hem e, tabi bu sefer anne Saniye Ateş ve abla Selma Ateş yine e, Özgür Özel'le bir görüşme yaptılar. Bakın bu görüşme e, ile ilgili haberimiz ne? Daha sonrasında da ne gibi açıklamalar oldu? Söyleyeyim oğul ne söyleyeyim Allah'a kaldı Allah'a kaldı üstünü kapatmaya çalışıyorlar burası bir hukuk devleti ise biz de hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu dava burada kapanmayacak. Türkiye'nin aydınlık yüzüne ulaşmasını istiyorsak hep birlikte bu cinayeti aydınlatmak zorundayız. Öldürülen Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Ateş ailesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yaptı. Arkada, arkasında bunları kollayanlar Bunlara bu rahatlığı verdi ki verdiklerinden dolayı da Oradan doğru benim evladımı tehdit edecek cüreti buldular kendilerinde. Anne Saniye Ateş bir kez daha davanın siyasi olduğunun altını çizdi, mahkeme salonundaki tabloya tepki gösterdi. Sanki orada suçlu olan biz gibiydik. Bu siyasi bir davadır. Bu kesinlikle adi bir suç değildir. O torbacılar mı bunu yaptı? Hayır, onlar yapmadı. Suikastin arka planının irdelenmesi gerektiğini söyleyen Saniye Ateş, adalet arayışını sürdüreceklerinin mesajını verdi. Bir an önce kapatıp kimse ses etmesin, konuşmasın. Biz konuşmayalım. Ölene kadar düşeceğim peşine ol, düşeceğim peşine. Ama ölürüm, belki davanın sonuçlanmasını görmem ama uğraşırım bu yolda. Abla Selma Ateş 19 Temmuz'a ertelenen duruşmadan beklentilerini açıkladı. 19 Temmuz'da biz adalet bekliyoruz. Biz orada isim verirken hakim beyin bizim avukatlarımızı susturması ne kadar acı verici. Benim annemin evlat acısı yaşadığı evlat acısını tekrar 22 kişi tutukluyla 30 avukatla tekrar yaşaması çok acı. Selma Ateş tartışmalı iddianameyi ismi girmeyenlerin davaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti. 19 Temmuz sonrasında ikinci bir iddianame çıktığında isimleri girmeyen şahısların da isimlerinin girmesini istiyoruz. Çünkü bizler isimleri tek tek saydık, isimlerini tek tek verdik. Bu isimler işin o içinde olmadıktan sonra iki tane suçluya, iki tane torbacıya verilmiş bir cinayet olarak kalacak. Peki şimdi yine bu başlık altında bir başka habere bakacağız. Öldürülen ülke ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş kendisiyle Raquel Dink arasındaki karşılaştırmalara yanıt verdi ve sosyal medya hesabından söz konusu benzetmeyi içeren bir yazı paylaştı. Bu ülkede geçmişten bugüne benimle aynı zulme uğrayan, benzer acıları tecrübe eden, ortak kader yaşayan bütün kadınlar öz kardeşimdir dedi. Çizdiğimiz çerçevenin dışına çıkmayacaksınız. Çıktım, çıkıyorum, çıkacağım. Ankara'nın göbeğinde öldürülen Ülke Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, 19 Ocak 2007'de silahlı saldırıda katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Raquel Dink'e benzetildi. Şu kadar senedir tehdit edenlerin, hedef gösterenlerin, bir kere bile sorgulanmamış olmaları başka nasıl açıklanabilir? Ayşe Ateş, Göksel Göksu'nun medyaskopta yayınlanan, birbirini yüreklerindeki acıdan tanıyan iki kadın, Ayşe Ateş ve Raquel Dink başlıklı yazısını sosyal medyada hesabından alıntıladı. Kendisiyle Raquel Dink arasındaki benzetmeyi değerlendirdi. Bu ülkede geçmişten bugüne benimle aynı zulme uğrayan, benzer acıları tecrübe eden, ortak kader yaşayan bütün kadınlar öz kardeşimdir. Başlattığım adalet arayışı, yürüttüğüm hukuk mücadelesi adalet arayan bütün vicdanların ayak sesleridir. Korkutularak, tehdit edilerek eve hapsedilen ya da hapsedilmek istenen bütün kadınların bağımsızlık mücadelesidir. Onlar yok etmek istiyorlar. Tıpkı geçmişte olduğu gibi bu siyasi cinayette konuşulmasın diye her yolu deniyorlar ama nafile. Eşinin ölümünden sonra gerçeklerin ortaya daha net serildiğini söyleyen Ateş, sağ sol yok, insanlık var dedi. Sinan'ın sokak ortasında katlettiklerinde gördüm ki o ana kadar taşıdığımız, ömrümüzü adadığımız bütün inançlar yalanmış. Düne kadar reis diyenlerin sessizliğini, kapısında el pençe divan duranların şerefsizliğini izledim. Sonra baktım ki geçmişte beğenmediğimiz, sevmediğimiz insanlar bizim hakkımızı almak için katillerden hesap soruyor. Aldıkları tehditlere rağmen katillere kafa tutuyor. İşte o anda hayat bana bu yaşadığım acı tecrübeyle beraber yeni bir şey öğretti. Sağ sol yok, insanlık var, iyilik var. Dost bildikleri de düşman, düşman bildikleri de dost oldu yani şimdi. Yani biz de bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Evet işte böyle Ayşe Ateş'in açıklamaları. Bunlar çok çarpıcı, çok tarihi açıklamalar. Yani e, bir tarafa not edilmeli. Türkiye'de sağın, solun, vicdanın, zamanında yaşananların ne olduğu, düzenin ne olduğu. E, rejimlerin e, nasıl rejimler olduğu, kimin ne tarafta yer aldığı ve daha sonrasında e, başına bir şey geldiğinde kimin ne düşünmeye, nasıl düşünmeye başladığını gösteren önemli örneklerden bir tanesi. Peki şimdi neyle devam edelim? Bu emekliye zam, mı emekliye zam, emekliye zam yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Tabii ki yapılacak ama. Tamam kök bağışı işte 10 bin liranın üzerinde olan emekli zaten hani bir e, hesabı belli. Yani ne, ne kadar zam geleceği belli. Ama bir de bu işte 10 bin lira olan 10 bin liradan az alan gerçekte e, emekli ne kadar zam alacak? Şimdi şöyle hükümet bir hazırlık yapıyor bu konuyla ilgili olarak. Ve de en düşük emekli bağışının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor. Ee, bu diğer gazeteler gibi çıktı çıkacak demiyoruz bu arada. Düşünülüyor. Bu bir tasarı zaten Ömer Çelik'in de söylediği gibi bu görüşülüyor gündem gündemlerinde ve ne zaman sonuçlanacağını da hani kendileri bir sözünü veremiyorlar ama büyük ihtimalle şey yapacak. Yani önümüzdeki e, günlerde bunu bir şekilde gündeme meclise getirecekler. Bununla ilgili haberimize bakalım şimdi. Tamam. Haziran zammında bile maaşı 10 bin lirada kalan emekliler için yeni düzenleme gündemde. SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında %24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için halen 10 bin lira alan emekliler yine 10 bin lira almaya devam edecek. Yapılan hesaplamaya göre 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı %24,73'lük zamma rağmen 10 bin liranın altında kalacak. NTV'nin haberine göre hükümet bu konuda yeni bir çalışma yapıyor. Henüz kesinleşmiş bir rakam yok. Çünkü bunun için yasal düzenleme gerekiyor. AKP kurmaylarının bu konuda Erdoğan'a sunulmak üzere bir çalışma yaptıkları belirtildi. Polislere yansıyan ilk bilgilere göre en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor. Bu rakam meclisteki çalışmalar sırasında netleşecek. Şimdi sırada bir zam haberi var. Yani şaşırtacak bir haber değil size. Her sabah olan şeylerden bir tanesi bu. Yaz geldi mevsiminde ucuz olması gereken sebze, meyve daha da zamlandı. Yani bu iktidar döneminde bunu da gördük. Mesela işte erik ilk çıktığı zaman 100 lira, 500 lira, hatta bir de şey olurdu, haber konusu olurdu yani erik işte 500 lira falan diye bir hafta sonra 50 liraya düşerdi, bir iki hafta sonra da 5 liraya falan düşerdi. Böyle haberler olurdu çünkü mevsimi geldiği zaman ucuzlardı. AKP bunu da yaptı Türkiye'ye, kendi mevsiminde meyvelerinin pahalandığı. Ee, ilk şey e, hükümet AKP hükümetleri oldu. Şimdi bakın, her şey artıyor tabii. Emekli tabii yine e, eli boş dönüyor. Ve şöyle İstanbul şiş diye gitti bizim arkadaşlar. Ve ekonominin halini bir de pazarda çektiler. Ve şimdi onu size izletmek istiyoruz. Kavun geçen hafta 50 lira, 100 lira oldu, düşmedi. Aynı aynı, aynı, daha artıyor, daha artıyor, daha artıyor. İşte böyle özetledi bir yurttaş Türkiye ekonomisini. Kıt kalat, geçiniyoruz işte. Ne yapacağız? Her şeyin fiyatı her geçen gün artıyor ancak emekliye ve asgari ücretliye gelince zam yok. 10 kağıt para alan bir adam ben kaç yaşındayım biliyor musun? 77 yaşındayım. Neyi anlatacaksın? Domates 35-40 lira, bamya 120 lira. Daha neyi konuşayım be güzel kardeşim? 50 liradan aşağı bir şey görebiliyor musunuz pazarda? Yani 50 liradan senin 5 lira olmuş değeri. Öyle hesaplama gerek. Yani 100 lira 10 lira gibi harcıyorsun. İstanbul'un Şişli ilçesindeki Gülbağ pazarında alışverişe gelen yurttaşlar fiyatların yüksekliğine isyan etti. Ben 99'da emekli olmuşum. Hala çalışıyorum. Zaten. Çalışmak zorundasınız zaten. Geçim mümkün değil. Daha önce alıyorduk. Alışverişimizi yapabiliyorduk. Bir pazara çıkıyorduk. Bir haftalık yiyeceğimizi alabiliyorduk. Sebzemizi, meyvemizi, patatesi, soğanı. Daha bunların hiçbiri yok içinde. Yani patates, soğan biz Haftalık alıyorduk, şimdi 3-5 tane. İnanın soğanı, kuru soğanı yemeklerin içine ne kadar doğrayacaksak o kadar alıyoruz artık. Herkes genelde böyle. Sebze ve meyvenin en ucuz olması gereken bu mevsimde bile yurttaş eve eli boş döndü. İyi düşmesi. Daha kötüye gidiyoruz. O kadar da boş. Boş gideceğim. Boş gideceksiniz. Boş gideceğim. Da. Millet unutmuş sevabı ve günahı. Sadece aklı, fikri parada olmaz mı? bu ruhunu kaybetmiş. İnşallah. Peki Aksaray'daki emekliler neler söylüyor? İsterseniz ona bir bakalım. Ekonomik sıkıntıyı yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı dile getiriyorlar ve geçinemiyoruz diyorlar. Bir tarafta AKP iktidarının emekli enflasyona ezdirmeyeceğiz açıklamaları, diğer tarafta ise söz konusu maaş zamları olunca kamuoyuna verilen cılız mesajlar. <laughs> Emekler hayat pahalılığından dert yanmaya, isyan etmeye devam ediyor. Çünkü emekli aylığı artık bir sosyal güvence olmaktan çıkmış durumda. AKP iktidarının uyguladığı son 22 yıllık yanlış ekonomi politikaları emekli yurttaşı sosyal hayatın dışına itmiş durumda. Aksaray'da yaşayan emekli Seyfullah Gültekin emekli aylıklarıyla geçinemediğini artık en düşük emekli maaşının 20 bin liranın altına düşmemesi gerektiğini söylüyor. Emekliye zam nerede zam? Ben zam görmüyorum ki biz arzıktan ölüyoruz kardeş. Kendilerine geldi mi 50 bin lira 60 bin lira zam yapıyorlar bize bin lira, bin beş yüz lira zam. Vermeden aldılar. Akaryakı da zam. A'dan Z'ye zam. Yani şey neresinde ya zam, yani zam? Şey zam Bizim ya maaşa nerede zam? Kira zamlarından dert yanan bir başka emekli yurttaşsa en kötü evin kira bedelinin artık 8-10 bin lira olduğunu söylerken bu giderler karşısında iktidara nasıl geçineceğiz diye sordu. En düşük 20 bin lira olması lazım. Ne alınıyor ki şimdi? Ya emekli maaşı senin aylığın şey oturduğun evin e, kirasına yetmiyor. Vallahi ne düşüneceğiz şimdi memlekette yediler, yediler bitirdiler verecekleri bir şey yok ki veremezler yani. Peki işte emekli bunu yaşarken bu AKP'ni olanların bu çifte maaş bu bürokratlar vesaire var ya çifte maaş aldıkları iddia edilen sürekli gündeme geliyor bu biliyorsunuz. Huzur hakkı vesaire gibi bir torba kanun var biliyorsunuz teklifi ve çifte maaşlar artık yasal hale geliyor. Yani yasaya uygun kardeşim diyecekler. Hep bunu yaptılar ya bugüne kadar. İşledikleri ne kadar suç varsa önce kanunu çıkartıp sonra suçu işlediler ya. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Önce kanunu çıkart sonra suçu işte. Parlamento elimde değil mi? Elimde. Oyu almıştım. Aldın mı daha önceden? Aldım. O kadar. Ben e, bunun hesabını bana hiç kimse soramaz. Bunun rahatlığını yaşıyorlar. Ve işte bu nedenle bu e, büyük ihtimalle yasalaşacak bu teklif. AK Partili bürokratlar kamuda tasarruf tedbirlerinin dışında bırakılıyor. AK Partili bürokratların çifte maaşı garanti altına alınıyor. Kamuda çifte maaş saltanatını bitireceğini açıklayan AKP tam aksine çifte maaşı yasayla garanti altına alıyor. Binlerce şanslı bürokrat maaşının yanı sıra ayda 98 bin liradan huzur hakkı alacak. Anlaşılıyor ki AK Partili bürokratlar 98 bin liraya kadar devasa bir ücreti aylık olarak almaya başlayacaklar. Kamuoyundan gelen yoğun baskılar üzerine iktidar çifte maaş dönemine son vereceğini açıkladı. Ancak geçtiğimiz hafta AKP'li milletvekilleri tarafından meclise sunulan torba kanun teklifi çifte maaş dönemine son vermediği gibi maaşlara zam yapılmasını sağlayacak. AK Parti kanun teklifinde kurnazca bir hile yapıyor. Teklifte kamu görevlilerinin ikinci bir yerdeki yönetim kurulu, denetim kurulu gibi görevlerinden alacakları huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi ödemelerin toplam net tutarının 108 bin gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyeceği belirtiliyor. Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bunun bir hile olduğunu belirterek en yüksek devlet memur maaşının bir üst sınırı bulunmadığını vurguladı. O nedenle AK Parti yoruma açık bir düzenleme yaparak AK Partili bürokratların çifte maaşının üst sınırını kaldırıyor ve sınırsız hale getiriyor. Teklifin yasalaşması halinde çifte maaşlara zam geleceğini belirten Yavuz Yılmaz, kamu bankalarından örnek verdi. Buna göre Ziraat Bankası yönetim kurulunda bulunan kamu görevlilerinin aldığı 47.600 lira iki katına çıkacak. Bir diğer örnek de Eksim Bank'tan. Eksim Bank'ın yönetim kurulunda bulunan kamu görevlileri aylık 31.988 lira ücret alıyor. Bu ücrette yüzde %200 artarak Üç katına çıkabilecek. Üstelik çifte maaşlar yılda iki kez zamlanabilecek. AK Parti'nin bir diğer hilesi de şu. Yılda bir kez ücret artışı yapılırken bu kanun teklifi değişikliğiyle birlikte bu AK Partili bürokratlara yılda iki kez ücret artışı yapılır. Yavuz göz bayamak için hazırlanan bu teklifin eksik olduğunu da belirterek bazı kurumlardaki ücretlere üst sınır getirilmediğini kaydetti. Türk Hava Yolları ve Borsa İstanbul'un yönetim kurulunda yer alan AK Partili bürokratlar astronomik tutarda ücretler almaya devam ediyor. Eğitim sendikaları komisyondan geçen ve meclis genel kuruluna gelecek olan öğretmenlik meslek kanununa öğretmenlerin kazanılmış haklarını da tırpanlayacağı gerekçesiyle tepkili. Ve meclis parkında nöbet tutan öğretmenler teklifin yasalaşmaması için oy kullanacak vekillere seslendi. Bu meslek kanunu tasarısına oy vermeyin dedi. Aslında bu öğretmenliği mesleksizleştirme kanunu. Yani öğretmenlik mesleğini tasfiye etme kanunu bu. Yani yalnızca adında öğretmen var ama içerisinde öğretmenlerin fikirleri, talepleri, yeni bir kazanımı, hakları yok. Biz mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Gerçek bir meslek kanunu hazırlanana kadar her türlü eylem etkinlik gücümüzü ortaya koyacağız. Tüm itirazlara rağmen komisyondan geçen öğretmenlik meslek kanununa öğretmenler ve sendikalar itiraz ediyor. Meclis parkında günlerdir nöbet tutuyorlar. Meslek kanunu denilen bu kanun içerisine baktığımızda yarısı disiplin hükümlerinden oluşuyor, yarısı da Milli Eğitim Akademisi oluşuyor. Öncelikle bugün 1 milyon yakın atama bekleyen öğretmen arkadaşımız var. Ama şimdi mülakatla da seçemediklerini, tam olarak ayıramadıklarını kendilerini en uygun memuru yaratmak için Milli Eğitim Akademisini üniversitelerin yerine koyan ve kimin öğretmen olup olmayacağına karar verme sistemi haline getiren bir kanun dayatması karşı karşıyayız. Sendika yöneticileri öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenlerin tüm haklarının gasp edileceğini ifade etti. Biz buna ilişkin de dünyada bütün dünyada kabul gören ILO ve UNESCO'nun ortak belgesi olan öğretmenlerin statüsü tavsiye kararlarının dikkate alınmasını istiyoruz. Burada 106, 146 paragraf var ve öğrenim sürecinden emekliliğe kadar ölüme kadar haklarını koruyan bir meslek kanunu olması gerektiğini ifade ediyoruz. Komisyondan geçen öğretmenlik meslek kanunu 9 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Eğitim sendikaları ise meclisin hemen yanında bulunan Meclis Parkı'nda Günlerdir itirazlarını yükseltiyor. Yani bugün Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin diploması yok sayılıyor. Milletvekillerine, parlamenterlere buradan çağrımızı yeniliyoruz. Bu meslek kanununa oy vermeyin. Bu meslek kanununun geçmesine izin vermeyin. Evet, şimdi e, stüdyo konuğumuz Sayın Kemal Hoş bulduk, sağ olun. Evet. Ne var bugün yapılmak istenen? Yani, hani... ha, tamam peki. E, size önce bu, bu yasa neyi, e, tasarı neyi öngörüyor? Onu bir anlatır mısınız? Bir şey. e, bu e, tasarı e, iki yıl önce bir öğretmenlik meslek kanunu ortaya konuldu. Ve bu öğretmenlik meslek kanunu gerçek anlamda eğitimcilerin hiçbir sorununu çözmemişti. İtirazlar yükseldi. Bu itirazlar yükselince... Yeniden bir e, revizyon etme e, ihtiyacı duydu bakanlık. Bu tabii bütün eğitim emekçilerine bir heyecan oluşturdu. Gerçekten eksikliği gördü sanırım bakanlık denildi. Ama ortaya çıkan e, tablo, ortaya çıkan yeni taslakta eğitim emekçilerin hiçbir sorunu. Eğitim emekçilerin ekonomik özlük, demokratik sorunları e, orada e, çözüm içermiyor. Hiçbir madde yok. Eğitim emekçilerin şiddete yönelik. E, mağduriyetleri var. Bunları çözecek hiçbir madde yok. Eğitim evet. emekçilerinin e, yıpranma paylarına dair hiçbir madde yok. Eğitim emekçilerin e, emekli olmaları durumunda neredeyse ücretleri yarıya e, yarı maaşlarının altına düşüyor. Buraya dönük hiçbir şey yok. Güvenlik sorununa dair hiçbir şey yok. Okullardaki güvenlik sorununun alınmasına dair Burada sadece Milli Eğitim Akademisi diye bir akademi oluşturuluyor. Bu akademiyle beraber aslında bir yandan eğitim fakültelerini hiçleştiren, boşa düşüren, diğer taraftan da burada eğitim alacak, 550 saat yaklaşık eğitim alacak öğretmenleri, öğretmen diye atanacak. Yani eğitim fakülteleri de artık tek başına bu kanunla birlikte öğretmen kaynağı olmaktan çıkarılıyor. Herhangi bir 4 yıllık lisans e, bitirmiş e, bir kişi eğitim akademisine gelip orada 550 saat eğitim aldıktan sonra öğretmen olabilecek ama işte öncesinde yani Zaten seydim. Fakülte dediğimiz bir şey var. Yani 4 yıl boyunca okuyacak. Zaten Burada, nasıl e, öğrenmesi, nasıl öğretmesi gerektiği, nasıl eğitmesi gerektiğini öğretecekler. Niye buna? Yani gerekçeleri ne? Veya sizce asıl niyet ne? Asıl niyet e, Türkiye yüzyılı marif modeli diye ortaya konulan marif modelini e, burada hayata geçirecek öğretmenleri yani kendi öğretmenlerini bu da o zaman korsan kadro. okul kuruyorlar. Tabii. E, mesela biz burada e, bu eğitim fakültelerini böyle hiçleştiriyorsunuz, Tekrar KPSS'ye sokuyorsunuz. Ya. Böyle bir ee, akademi kuruyorsunuz. Peki bu akademide kimler görev alacak? Kimler iş yapacak? Kimler eğitim verecek dediğimizde eğitim fakültelerindeki öğretmenlerin, hocaların burada ders vereceğini söyleniyor. E madem eğitim fakültelerindeki hocalar ders verecekse neden tekrar böyle bir akademiye e, ihtiyaç var denildiğinde bunların cevabı yok. Onlar cevap vermiyor ama biz şunu biliyoruz. Orada eee eğitim emekçilerin dört başlıkta eğitim görecekleri ifade ediliyor. Bu başlıklardan bir tanesi işte maneviyatı öğrenmek ve öğretmek. Biz başından beri Türkiye Yüzyılı Maarif modelinin içeriğinde de burada da eğitimde bir dinselleştirme ve gericileştirme programı var ve bunu puzzle'ın eksik kalan parçalarını bu tür yasa ve ataklarla onu tamamlamaya çalışıyorlar. Buradaki bütün Murat ve dert budur. Yani e, güvenlik soruşturması yapıyorlar, arşiv araştırması yapıyorlar, mülakat yapıyorlar ama sanıyoruz bunlar çok yeterli kalmıyor ki burada eğitim emekçilerini tanıyacaklar. Kimlerin onlara yakın, kimlerin bu Türkiye Yüzyılı Marif modelini biat ederek hiç ses çıkarmadan hayata geçirebilecek kadrolar oluşturma çabası içindeler. Yoksa bir Öğretmenlik meslek kanununda öğretmenlerin neden temel sorunları olmaz? Buna neden ya da öğretmenlik meslek kanunu denir? Bu öğretmenlik meslek kanunu değil. Öğretmenlerin hiçbir sorunu ya da eğitim emekçilerinin hiçbir talebini içermeyen bir meslek kanunu öğretmenlik meslek kanunu olarak adlandırılamaz. Orada eğitimciler için sadece bir şey vardı. Bu baş öğretmen, uzman öğretmen meselesi. Bunda birçok eğitim emekçisinin bir beklentisi vardı, bizim yoktu biz çünkü şeyde eğitimciler arasında bir apoletleşme, bir ummanlaşma meselesini doğru bulmuyoruz çünkü burası üniversite değil burada herkes aynı işi yapıyor uzmanlaştığı zaman farklı bir iş, farklı bir tez, farklı bir alan çalışması yapmıyor burada sınavı kaldıracaklarına dair bir şey var ama yetmeyecek tekrar uzman ve baş öğretmen olmak isteyenler de eğitim akademisinden geçecekler. Evet. Yani uzman ve baş öğretmenin kim olacağına da o akademide aldıkları eğitim oradaki hocaların takdiri sonucunda karar verilmiş olacak. Peki, e, ya, yani siz de bunlara itiraz ediyorsunuz. Elbette. Ve ki. bir eylemsellik içindesiniz. Hı, hı. E, sizle beraber başka sendikalar da var anladığım El. kadarıyla. Yani nasıl bir mücadele veriliyor? Bu arada hani şeyleri de katarak bir anlatırsanız bugünlerde tam olarak yani bu eğitim e, alanında ne oluyor ne bitiyor. Yani özel öğretmenler 40 günden fazladır işte e, özel e, sektör öğretmenleri. Evet. Hani bir eylem içindeler, öğretmenler istediklerini alabilmiş değiller, zaten geçinemiyorlar. Bir de üstüne işte bu şey geliyor yani biraz daha işte fakülteniz yetmez. E, i̇ki sene ne kadar daha okuyacaklar üstüne? 550 saat orada daha. E, ne kadar önce, yapıyor bu? mesela kaç e, gün yapıyor? Bunu e, dört dönem olarak yapacaklar sanıyorum bir yıl. Bir yıl, bir evet. yıl daha okuyacaklar üstüne. Evet. filan, yani bütün bunlar yani ne oluyor Tam o, bu hareketlilik. Bunu Şimdi yapıyoruz. özel sektör öğretmenler evet 43 ya da 44. gün olması lazım. Oradalar, parktalar, çok ciddi mücadele veriyorlar. Onların çok daha temel problemleri var. Asgari ücretin altında, asgari ücrete çalışıyorlar. Onlar için bugün saat 10'da komisyonda bir toplantı yapılacağını, komisyon başkanı bunu bir özel olarak gündeme alacaklarını söylediler. Umuyoruz ve diliyoruz ki bugüne kadar onlara verilen bu sözlerden vazgeçilmemiş olsun. Çünkü o alanda çok ciddi sayıda eğitim emekçisi çalışıyor. Yaklaşık 200 bin Eğitim emekçisi, öğretmen arkadaşımız çalışıyor. Ama genel olarak eğitimde ne oluyor dersek, eğitim şu anda Türkiye'nin bir numaralı gündemi. Yani özellikle Yusuf Tekin geldikten sonra hiç gündemden düşmedi. Yeni müfredatla, onun yapılış biçimiyle, bizlerden gizlenerek. Burada şu yapılmak isteniyor, yeni bir nesil, yeni bir kuşak oluşturmaya çalışıyorlar. Aslında bunu peyder peyde yaptılar. Bugün çok itiraz etmeyen her şeyi kabul eden belli bir eğitimci kitlesi de belli bir kuşak da oluşturdular ama yeterli olmuyor. Bunlar hakikaten kendi haklarını bilmeyen, kendi haklarına ve geleceğine sahip çıkamayan, hiçbir şeye itiraz etmeyen bir nesil bir gelecek bir kuşak ve bunun üzerinden iktidarlarını daim kılmak istiyorlar. Bizim bütün okul okumalarımız bu. Oysa dünyada eğitim şöyle bir noktaya gidiyor. İnsanlar yapay zeka ile uğraşıyorlar. İnsanlar biyoloji mühendisliği ile uğraşıyorlar. İnsanlar bu fiber alandaki birçok alanla uğraşıyorlar ve buraya dair eğitimini yönlendiriyorlar. Bir sürekli bir Ortaçağ, çağ medrese eğitimi, ortaçağdan kalan kilise eğitimi oraya doğru bir yöneliş var. Elbette ki bu topraklarda aydınlanmadan laiklikten ülkemizi gelecekte gelecek de diğer ülkelerle yarışabilecek bir teknolojik yapı içerisinde eğitimin donanmasını isteyen bizler ise buna ciddi bir itiraz gösteriyoruz. Mesele bundan ibaret. Aslında aydınlanmadan e, laik ve bilimsel e, dünyadan yana olanlarla e, karanlı ortaçağ karanlığına Türkiye'yi çekmek isteyenler arasında e, bir e, mücadele ve eğitim de bunun en önemli mihenk noktası şu anda. Evet. Yani bir de değişime ya yani dünyadaki değişime, dünyadaki gelişime bir direnç gösteriyor bu Adalet ve kalkınma partisi. Ya bu ortaçağ hani zihniyeti dediğiniz. Çünkü Böyle bir değişim olursa iktidarlarını kaybedecekler. Bunu çok iyi biliyorlar. Yani halkın kendilerini reddedeceğini çok iyi biliyorlar. Evet. Ve bunu oturtmaya çalışıyorlar. Evet. Yani hala bunu daha da güçlendirmeye çalışıyorlar. Her uygulamayla. Peki yani şunu da gördük biz yıllar içerisinde. Ta işte Özal'dan bu yana. işte bu Milli Eğitim Bakanları ile ilgili olarak sürekli hani bir takım şeyler anlatılır, eleştiriler yapılır. Ve o zamandan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı birçok kez gerici bir takım uygulamalara, düşüncelere sahne oldu. Evet, Öyle değil mi? Evet. Yani bu Yusuf Tekin yeni icat değil yani. Yusuf Kesinlikle. Tekin'den öncesi çok mu iyiydi sanki? Değil. Daha önceki bakanlara baktığımız zaman onlar da aynı zihniyette olan insanlardı. Yusuf Tekin biraz daha teknik düşünüp biraz daha ileri gitmiş olabilir. Ama bu süreç hep sürüyor. Yani bu 12 Eylül faşist darbesi sonrasında ...bugüne kadar ama hep istediklerini de hayata geçirdiler. Yani bunun için ne diyeceksiniz? Ya bu... ...şimdi 1990'lı yılların başında Türkiye batık bir takım anlaşmaların altına imzattı. Bu çok taraflı yatırım anlaşmaları ve kamu hizmetlerinin aynı zamanda özelleştirilmesi meselesi. Kamu hizmetlerin rahatlıkla özelleştirilmesi için özellikle... E, kamusal alanda sağlık ve eğitim hizmetlerinin de rahatlıkla özelleştirilebilmesi için söylenenin ve yapılanın e, her şeyin doğru olduğuna inanan insanlar yarattılar, yaratıyorlar. 12 Eylül ile birlikte başladı. Bugün Türkiye'de gerçekten yaşanan her türlü olumsuzluğun altında 12 Eylül o faşist diktatörlüğün bu topraklarda topraklara ektiği tohumlar ama bunun da bir de gönüllü olarak sürdürücüsü olan iktidarlar peş peşe geldi Anap bunun en önemli e, halkalarından birisiydi. Fakat AKP e, yarım kalan eksikleri tamamen yerine getirmek, hem eğitimi piyasalaştırmak, sağlığı piyasalaştırmak, bunu yaparken dünyanın her yerinde geleceğe sahip çıkan sorunlara sahip çıkan olup biteni eleştirel bir akılla tahlil etmeye, analiz etmeye çalışan kuşaklar buna izin vermediği için 12 Eylül öyle geldi. O 24 Ocak kararlarını hayata hı hı. geçirmek için. Yoksa bir sağ-sol çatışması bahaneydi aslında o günlerde. Bugün de bütün bunlara... Tabii böyle bir şey yoktu. Sağ-sola saldırıyordu işte. Ne? Evet, sağ-sol çatışması. Tabii tabii. Dümdüz ya böyle söyleyemem. Evet. Solun savunması vardı. Sağda evet. saldırıyordu. Sağda saldırısı vardı. Ee, evet. Bütün bunları hayata geçirmek için nasıl o günkü ortamda ciddi bir muhalefet vardı ama bugün oluşabilecek ve gelecekte bu tür e, muhalefet odaklarının önünü de kesmek için bir atçı söylenen her şeye piyasa kurallarına Uyan piyasanın e, oluşturmuş olduğu düzene itiraz etmeyen e, alttakilere Han hamam üsttekilere, Pardon üsttekilere e, Han hamam alttakilere din iman mantığını yerleştirerek bu e, oligarşik e, gerici faşist düzeni sürdürme e, iddiası var bütün e, bunların arkasında yatan mesele bundan ibaret bugün de yapılmak istenen bu ama çok ciddi bir aslında direnç de var e, bugün belki m, orada iki sendika üç sendika buna itiraz ediyor gibi görünüyor ama diğer sendikaların tabanları da bundan rahatsız fakat Tabii şöyle bir şey üstesinde. var yani bir bir hareket e, var gibi yani bu ne kadar mesela hani o küçük 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 e, o artlar büyük böyle bir ırmak oluşturacak mı yani? O, onu soruyorum size. Mutlaka aslında. oluşturacak. Çünkü e, bu en son çıkarılmak istenilen meslek kanunun kimseye, bir eğitimciye bir faydası yok ki. Burada başka bir şey atıyor Ya da müfredat, yeni müfredat e, eğitimin, eğitim emekçilerinin Türkiye'deki eğitim krizinin önünü çıkaracak e, doneler taşımıyor ki. E, şimdi biz şunu biliyoruz. Diğer sendikaların da tabanından kendi sendikalarına büyük bir basıç var. Neden? Siz buna itiraz etmiyorsunuz ama şöyle de bir realite var. Türkiye'de bir yanda sendika var. Zaten bu komisyonda, öğretmenlik meslek komisyonunda konuşulurken açığa çıktı, kayıtlara geçen çok ilginç diyaloglar gelişti orada. Bütün bu süreci birlikte ördükleri sendikalar var. Onlar da sermayenin, düzenin, e, bu e, der, dinci gerici iktidarın e, dümenine su taşıyan sendikalar ama tabanlarının çoğunun böyle düşünmediğini e, biliyoruz. Zamanla biz de bunun büyüyeceğini düşünüyoruz. Evet. Yani bunların tabanları öyle düşünmüyor. Siz de öyle düşünmüyorsunuz. Ama yeterince bir tepki yok gibi geliyor bana. Yani tepkinin çok güçlü henüz olmadığını. Ne yapacaksınız mesela bugün söyleyeyim. ne yapacaksınız? Çıkacak bu yasa önümüzdeki günlerde. Ya bugüne kadar birçok e, yasa çıktı. Eğer bugün de e, çoğunluk ve parmak demokrasisi biz ona burjuva demokrasisi diyoruz. O temelde e, bu yasa çıkıla, çıkarsa bütün itirazlara rağmen, muhalefetin itirazlarına rağmen, bizim itirazlarımıza rağmen hiçbir şeyin sonu değil. Bu mücadele e, devam ediyor ama şunun bilinmesini isteriz. Hani bu itirazlar olmasa, bizim itirazlarımız olmasa, parlamentedeki muhalefetin itirazları olmasa bugün belki de gerçekten çok açıktan net bir şeri düzene bile geçmiş olabilirdik. O yüzden belki bu itirazlarla atılan bazı adımların önünü kesemeyebiliriz. Fakat Bunların da bu kadar cüretkar davranamayacağının, karşısında öyle ya da böyle buna itiraz eden, muhalefet eden birilerinin olduğunu. O yüzden şöyle de uyanık davranıyorlar aslında. Bunu eğitim alanında yaptılar. Böyle peyderpey, ufak 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 adımlarla yaptılar. Burada temel mesele şu Musa Bey. Parlamentede e, görev alan, ana muhalefet, muhalefetin aslında bu ufak ufak laik eğitim, laik ve demokratik yaşam alanında açtıkları, gedikleri onlar da zamanında ciddi bir şekilde göremediklerini düşünüyorum. Bugün görüyorlar, bazı şeyler için bazı fırsatlar kaçırıldı ama hiçbir şey için henüz çok geç sayılmaz. Çünkü yapılan bütün anketler Türkiye halkının layık ve demokratik yaşamdan yana olduğunu, %70'inin, %80'inin, %85'inin ama burada iktidarın oldukça elinde olanaklar var, basın yayın kuruluşları var, uzun süredir kendilerine uygun bir profil oluşturdular. Bu profilin değişmesi bir zaman alacak. Ama biz umutluyuz. Yakın gelecekte dünya başka bir yere gidiyor. Artık bu teknoloji çağındayız. Haber alma alanları çok fazla yaygın. Aslında onlar da istedikleri sonuca henüz ulaşamadıklarını zaman zaman yaptıkları açıklamalarla e, itiraf ediyorlar. Biz evet. de o sonuca ulaşmamaları noktasında bir barikatız, bir direnç gösteriyoruz. Bugün de e, saat 2'de bakanlık önünde toplanarak e, bütün giriş çıkışların yapıldığı dikmen kapısında olacağız. E, orada açıklamalarımızı, sözümüzü, itirazımızı biz dışarıdan, ana muhalefet ve diğer muhalefet partilerini içeriden söyleyecekler. Evet. Peki şimdi bundan sonra da galiba bu eylem planınız var mı? Yani bundan sonrası için. Ya Etkin bir biçimde hani böyle böyle düşünüyoruz. Bugünü tabii tekrar soracağım size ayrıca yani bir evet. şey yapmak lazım. Duyurusunu yapmak lazım. Bundan sonrası için nasıl bir mücadele planınız var? Şimdi e, e... Bugün, yarın, bugün bizim şubelerden arkadaşlarımız gelecek. Muhtemelen iki ya da üç gün devam edecek bu yasa görüşmesi. Ve biz artık tamamen gece gündüz bütün kitlemizle orada olacağız. Bütün bunlara rağmen geçebilir mi? Geçebilir yasa. Onun ardından bizim kısa sürede çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Ama muhalefetin bunu çünkü anayasaya aykırılık Teşkil eden birçok yanı var. E, Siyas partiler anayasaya götürebiliyor, biz götüremiyoruz. Anayasaya götürülecek e, bu kanun. E, ama anayasa mahkemesi de buna herhangi bir itirazda bulunmazsa ki bazı bazen bulunuyor. Anayasa mahkemesinin de ihlal kararları yok sayılabiliyor, inatla devam ettirilebiliyor. E, Türkiye'deki toplumsal muhalefetin bir bütün olarak ciddi bir şekilde... Bu iktidarın özellikle eğitim alanından yeni bir kuşak, yeni bir gelecek gerici ve biatçı bir kuşak oluşturma hamlelerine toplumsal muhalefetin büyük bir itiraz etmesi gerekiyor. Bizim çağrımız bugüne kadar hep böyle oldu aslında. Eğitim emekçileri durumun çok fazla yakıcı olarak farkındalar ama toplum çok farkında değil bunun. Biz de toplumun bu konuda farkında olabilmesi için geçen müfredatla ilgili bir müfredatı geri çekim platformu oluşturduk. Çok geniş bir platform. Bu yaz döneminde bu platformun çalışmaları olacak, okulların açılmasıyla birlikte buna itiraz toplum tarafından verilmesi noktasında muhakkak iktidar da bir yerden sonra artık bu inatlaşmaktan vazgeçecektir diye düşünüyoruz. Evet. Tamam, bugünü isterseniz son olarak konuşalım. Evet. Bugün şimdi e, Ankara hareketli. Evet. Kimlerin e, eylemi var? Yani sadece siz sizin değil. Hani kim kimlerin eylemi var? Ne yapacaksınız? Ne düşünüyorsunuz? Eğitim emekçilerinin eylemi var. Biz ve eğitim iş özel sektör öğretmenleri e, bugün eylemlilik evet. e, içinde olacaklar. Saat 10'da özel sektör öğretmenlerinin taban maaş talebiyle ilgili komisyonun tekrar görüşmesi var. Eğer o görüşmeden bir şey çıkmazsa onların canı çok daha fazla. Yani hakikaten kölelik düzeninde çalıştırılıyorlar. Onların bizim eğitilmiş ilk meclise yürüyerek oradan mesajını vermeye çalışıyor. Biz de bu görüşmelerin yapıldığı, kanun taslağının görüşüleceği meclis önünde kendi taleplerimizi orada bir kez daha ifade edeceğiz. Tabii bu konuda e, şeyin e, güvenlik kuvvetlerinin de kendince bazı itirazları var ama e, önemli olan memleketin geleceği. Kendilerince itirazları ne? Ee, yani, Ya güvenlik şey, güçleri itiraz mı ediyor sadece? Öyle. Ne kadar yumuşak anlatıyorsunuz öyle. Yani şunu yapıyorlar. güvenlik güçleri itirazları. ne? Aslında o, or, hep ben şu oluyor. İtiraz olabilir Allah aşkına. Işte. Neye itiraz <laughs> Şunu ifade ya? edelim. Ee, güvenlik güçleri önümüze e, dikilen barikat ama arkasında buna talimat e, verenler var e, evet. kim var valilik var e, valiler artık kimin valisi AKP'nin e, valisi bir bütün olarak bu konuda onlar da e, bu bizim eylemliklerimizi e, pasifize etmek önüne geçmek e, için çaba içinde olacaklarını düşünüyoruz ama biz de bu konuda kararlıyız. Ee, ne olursa olsun biz o meclisin önüne e, gideceğiz. İyi, iyi i̇tirazları reddediyorsunuz yani? Ee, kabul etmeyeceğiz elbette. Ha, kabul ne itirazları ne de bizim önümüze <laughs> koyulacak barikatları o barikatları biz geçeceğiz. Ee, meclisin önüne gideceğiz. Oradan gün boyu biz de taleplerimizi içeriye doğru ileteceğiz ve açıklamamız olacak. Sadece bugüne dair bu değil. Bugüne kadar AKP iktidarının eğitim alanında yaptığı ve birçok suç içeren birçok maddesini orada tek tek e, okuyarak suçlu olduklarını ve tarih önünde hesap vereceklerini bizzat meclisin önünde e, mesajını e, vermiş olacağız. Evet. Peki bugün için size ve daha sonrası için elbette başarılar diliyoruz. Yani sizin bu verdiğiniz de bu şey hani bu çaba e, gerçekten çok değerli. Yani bütün bu e, şey içerisinde insanlar bir de e, çok da farkında değil ne olup bittiğinin. Yani belki meslek içindekiler bunu biliyorlar ama e, kamuoyu öğretmen ne yaşıyor, ne istiyor, siz ne istiyorsunuz, neyin çabasını, e, çabası içerisindesiniz bunu çok da anlamıyorlar. Ya burada tabii gazetelerin de hani çok büyük önemi var. Ya basının çok büyük önemi var Elde. sadece evet. gazetelerin değil. Mesela bugün e, evrenselde işte bir haber var yani konuyla ilgili. E, ÖMK Meclisi Öğretmen Sokak'ta başlığıyla verilmiş. E, bu tabii birçok yerde haber bile olmuyor. İnsanlar bunun farkında e, değiller. Bu yüzden e, gerçekten çok değerli hani bu e, çabalarınız. E, bu, bu anlamda da belki bir şeyler söylemek istersiniz yani insanlara ulaşabilmesi bakımından yani bir mesaj olarak. Elbette. Ya şimdi başından da söyledik ya. E, bugünkü kötülüklerin birçoğu 12 Eylül ile birlikte atıldı. AKP iktidarı da bunu o kadar fırsata çevirip e, gollerini e, atıyor ki. Şimdi tüketi, ciddi bir tüketim toplumu, özellikle bilgilenmek bakımından da çok ciddi bir tüketim. Yani sosyal medyaya bakıp bir iki cümle öğretmen e, sokakta ÖMK meclisi ama ne niye, niye öğretmenler itiraz ediyor diye e, bizim sonuçta çocuklarımız bu okullara gidiyor. Herkesin evet. eğitimle ilgili doğrudan kesişen e, mutlaka bir bir yanı var. Herkesin çocuğu okula gidiyor, orada etkileniyor. O, okullarda eğitim oldukça niteliksiz hale e, gelmiş İnsanlar parası olan e, özel sektöre çocuklarını gönderiyorlar. Gerçi bunlar hepsi bir projenin bir parçası, ayrı bir şey. E, buradan bizim e, tüm kamuoyuna şunu ifade etmek isteriz. E, bugün müfredatla birlikte biz öğretmenlik meslek kanunu tek başına değerlendirmiyoruz. Çok net bir şekilde e, e, personel rejim yasası uzun zamandan beri gündemdeydi yaklaşık 15 yıldır. Bu personel rejim yasasını halka halka hayata geçiriyorlar. Burada personeli ve tüm çalışanları devletin her söylediğine, bakanlığın her söylediğine, yaptığına itiraz etmeyen ama bunu özellikle eğitimciler için yapmış olmaları çok büyük bir kaos. Oysa öğretmen modeldir. Öğretmen bilimi anlatmalı, geleceği anlatmalı, çocuklara önemli hedefler gösterebilmeli, dünyayla e, içinde yaşadığımız çağla yarışabilecek, kendilerini burada en doğru yere konumlandırabilecek bu anlamda bir e, rol model olan öğretmeni bile e, iktidara, iktidarın söylediklerine biat etmeye, çocukları da rol model Onlara da rol model olmaktan çıkaran bir robota dönüştürmek istiyorlar. Bizim itirazlarımız burada bu. Müfredattan ayrı düşünmüyoruz dedik biz bu şeyi. Bu müfredatla birlikte de bilimi akademiden, okullardan kapı dışarı etmeye çalışan, her şeyi bir kutsal üzerinden tanımlamaya, anlamlandırmaya çalışan, yani dinci, muhafazakar, gerici bir toplum oluşturmaya çalışıyorlar. Biz kamuoyuna çağrımız şu olabilir, çocuklarınızı, bu tehlikeye, bu tehlikeli gidiş karşısında bir tutum almaya, buna itiraz etmeye çağırıyoruz. Biz bugün saat 2'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın öndeyiz. Oradan meclise yürüyeceğiz. halkımızı da yanımızda elbette ki çocuklarını bu okula gönderen ve bu örgütlü kötülükten etkilenen halkın çocukları da bundan etkilenecektir. Biz onları da yanımızda görmek istiyoruz elbette. Evet. Peki Sayın Kemal Burak çok çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Uluk'u da birlikteydi de. sevgili izleyiciler. Hem bugün tabii yapılacak olanları hem de bundan sonrasında nasıl bir strateji içinde hareket edeceklerini anlattı. Aynı zamanda bu tasarıyla ilgili olarak da bilgi aktardı. Bir kere daha teşekkür ederim kendisine. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, böylece bu bölümün sonuna geldik sevgili izleyiciler. Şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra tekrar birlikte olalım. Tekrar birlikteyiz sevgili televizyon izleyicileri. Şimdi tabi bu bölümde Profesör Doktor Sayın Alpay Azap konuğumuz olacak. Türk Töpleri Birliği'nin yeni başkanı. Biliyorsunuz seçim yapıldı Türk Töpleri Birliği'nde geçtiğimiz günlerde ve Alpay Azap yeni başkan seçildi. Kendisiyle konuşup hem bu Türk Töpleri Birliği'ne, bu seçime dair konuşacağız hem de memleket meseleleri üzerine de konuşacağız. Çünkü Türk Türkleri Birliği bir meslek örgütünden çok daha öte bu anlamı var. Peki şimdi <laughs> ne yapalım? Biraz gazete gidelim isterseniz. Sonra haberlerimiz var. Onları da sizlerle paylaşalım. Ve nereye gelelim? Evrensel Gazetesi'ne bir bakalım. Ülker Mutlu işçi Dertli diye bir başlık var bugün Evrensel Gazetesi'nde. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisi biliyorsunuz Ülker. Ve bu holdingle ilgili bir haber. Şöyle, Türkiye'nin en zengini Murat Ülker'in fabrikalarında sendikal bürokrasinin de desteğiyle sömürü çarkı acımasızca işliyor. Ülkenin mutlu et, mutlu ol sloganının işçi karşılığı yoksulluk sınırının yarısını bulmayan ücret fabrikadan fabrikaya koşturma iş kazaları. Bu arada bir takım istatistiki bilgilere de yer verilmiş. Şöyle, İşçi başına aylık net kar 81.500 lira. 2023'te finansman gideri öncesi kar 18 milyar lira. 2023'te 2022'ye göre net kar artışı 3 kat. Ülkenin Türkiye'deki fabrika sayısı 7. Ve burada tabi bir takım ayrıntılar var. Hilal Tok ve Andaç Ardurun'un e, haberi bu. Ortak haberi. Peki başka hangi e, haberler var? Az önce sizlere <laughs> aktardık e, Sayın Kemal Irmak buradayken. ÖMK Meclise Öğretmen Sokak'ta. Yani öğretmenlik meslek kanunu. Ve tabi bugün Ankara çok hareketli bu anlamda. Çok önemli bir konu aslında. Gerçekten çok önemli. Ekmek kadar su kadar önemli bir konu. Yani eğitimden bahsediyoruz. Çocuğun Yine e, beslendiği, gençlerin beslendiği bir e, alandan bahsediyoruz ki şurası var ya işte burayı e, nasıl doldurduğunuza bağlı. Tabula rasa olarak çocuklar e, doğuyorlar bir görüşe göre tabii. Şimdi felsefi tartışmalara girmeyelim ama böyle kabul edelim. Çünkü okulda bir şekilde her şeyi görecekler, öğrenecekler. Onları emanet ediyorsunuz çocuğunuzu yani hani kendisine bir şey olduğunda canınız acıyor ya işte o çocuğunuzu alıyorsunuz siz kime emanet ediyorsunuz devlete emanet ediyorsunuz devlet diyor ki senin çocuğunu ben eğiteceğim ee, en güzelini vereceğim senin çocuğuna tamam diyorsunuz siz de madem öyle al bakalım zaten öyle demeseniz de zorla alıyor da bu da ayrı bir e, tartışma konusu ve e, e, gönderiyorsunuz artık. Evet, ben mesela ilkokul öğretmenimi hatırlıyorum, öğretmenlerimi hatırlıyorum. Evet, bir iki tanesi için çok olumlu şeyler söyleyebilirim ama hepsi için aynı şeyleri söyleyemem. Yani hep şey vardır ya öğretmenler gününde ah sevgili öğretmenim bizi ne kadar iyi yetiştirdin yok işte öyle değil yani normal bir şekilde her meslekte olduğu gibi bizim bu öğretmenlerimizde de elbette az sayıda öğretmen liyakat sahibi. Gerçekten böyle hayatımıza etkili olan, hani geçmişe dönüp baktığımızda, evet ya bu öğretmeni hatırlıyorum zamanında, ben, üzerimde bayağı etkili oldu diyeceğimiz sayısı e, çok da fazla değil. Yani yüzde olarak baktığımız zaman. E diğer yandan tabii bunu getiren ne? Sistemin kendisi işte. Yani mantalite bunu getiriyor. Eğer siz e, gerçekten öğretmeni aydınlanmanın bir neferi olarak görmez de, kendi ideolojinizi insanlara empoze edecek, çocukların beynini onunla dolduracak bir makine olarak görürseniz, evet öğretmenler tam da benim dediğim o az önceki tarife uygun oranda ancak faydalı olabilirler. Evet böyle bir şey var. Ve sonuç itibariyle siz çocuğunuzu emanet ediyorsunuz, onlar şekillendiriyorlar. Yani evet anne babanın etkisi çok büyüktür ama öğretmen ve aynı zamanda çocuk, Diğer çocuklarla iletişim içerisinde olduğu için o sınıf, o çocuğu çok daha etkili bir biçimde e, şekillendirebiliyor. O hamuru şekillendirebiliyor. Tabularasa dediğim aslında amorf bir e, hamur. Evet, Onu orada böyle şekillendiriyorsunuz ve sonra ortaya 10 e, yılda 15 milyon e, şey yetiştirdik. İşte üniversite sınavında e, ne bileyim, x bir soruyu yapamayan nesil yetiştirdik çıkıyor. Ya dediğim gibi de bu 12 Eylül öncesinde elbette bir takım denemeler vardı ama Cumhuriyetin ilk yıllarında e, hani Hasan Ali Yücel'in o çok güzel örnektir o klasikleri çevirtmesi vesaire felsefi metinlerin hepsini e, Türkçeye çevirmesi o işte e, köy enstitüleri vesaire gibi bir takım güzel e, denemeler var. Aydınlanmacı bir takım denemeler var. Elbette bunun 70'li yılların sonuna kadar çabasının da devam ettiğini söylemek lazım. Akademik anlamda da e, yani ta işte hani İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, Türkiye'nin beyin avcılığı yaptığı bir e, dönem vardır. Yani işte İstanbul Üniversitesi'nde orada burada e, akademiyi şekillendirecek akademisyenlerin geldiği bir ülkeden bahsediyoruz. Gerçek anlamda e, X bir disiplinle ilgili olarak o alanın çalışmasını yapan hiçbir e, ideoloji ya da e, bir siyasal bir sahikle hareket etmeyen, bilim adına hareket eden insanların toplandığı bir dönemden bahsediyoruz ki onun etkilerini dediğim gibi ta şeye kadar, e, 80'e kadar gördük. 80'e kadar tabii bunu öldürmeye de çalıştılar. Okullarda öldürmeye çalıştılar, insanları öldürdüler, profesörleri öldürdüler, e, korku saldılar etrafa. Sonra resmileştirdiler meseleyi, e, ordu olarak darbe yaptılar. Ve sonra da o 12 Eylül cuntasının, e, o Kenan Evren var ya, e, şimdi neyse arkasından, arkasından değil yani aleyhimde kullanılacak bir durum olacağı için laf edemiyorum. Neyse bu geldi, Özal'la birlikte bu gericilik devam etti ve halen bu gericilik devam ediyor. Bunu da tamamen artık e, final çabası içindeler şimdi, öldürmeye e, çalışıyorlar, son darbeyi vurmaya e, çalışıyorlar. Ve işte bu nedenle çok önemli. Ya Bu mücadele bu yüzden çok önemli. Dediğim gibi yani su kadar, ekmek kadar önemli. İşte bunun çabasını veriyor eğitim sendikaları. Ve Evrensel Gazetesi gibi gazetelerde buna bu yüzden yer veriyorlar. Birinci sayfalarında önem veriyorlar. Birçok gazetede göremiyorsunuz bu haberleri. Ve burada tabii konuyla ilgili olarak ayrıntılar var. Az önce dediğimiz gibi, Kemal Urmak'la konuştuğumuz için buradan ayrıntısına girmeyeceğiz. Şimdi burada bir başlık Erdoğan'ın aslına rücu zirvesi. Yani NATO zirvesinden bahsediliyor Yusuf Karadaş'ın yazısı bu. Ee şöyle zirveyi her fırsatta NATO'ya bağlılığını dile getiren Erdoğan iktidarının aslında rücu zirvesi olarak değerlendirmek gerekiyor. Manevra girişimleri batılı emperyalistlerin duvarına çarptıkça Erdoğan iktidarı da istenilen yerde daha fazla hizalanıyor. İktidarın ve kader birliği yaptığı sermayenin bekası için sürdürdüğü bu politika Türkiye halkları için büyütüyor diyor Yusuf Karataş. Evet, şimdi burada tabii şey var ya yani NATO zirvesi bugün başlıyor, az önce sizlere ifade etmiştik. Onu bir daha getirelim mi arkadaşlar izleyicilerimize paylaşalım, NATO'nun sayfasından getirelim ee, ve şey var yani dediğimiz gibi birinci mesele şu ee, Sultan tembarın açıklaması bu Ukrayna'ya nasıl yardımcı olabiliriz? Yani Rusya'ya nasıl daha fazla zarar vermek için nasıl silah yığına yapabiliriz? Aslında. E, Soltanbar'ın söylediği bu NATO'nun kendi resmi sayfasından sizlere aktarıyoruz Soltanbar'ın bu söylediğini. Peki şimdi nereye gelelim? Sözcü gazetesine bir bakalım mı arkadaşlar? Atilla Aktaş'ın e, ortaya çıkartmış olduğu bu şeylerle ilgili olarak, bilgilerle ilgili olarak böyle bir, bir toparlama görüyoruz. Erdoğan Süzer imzalı. Ucuz muayene olmak, ucuz ev kiralamak, ucuz yiyecek almak isteyen TÜİK'e gitsin. Çünkü TÜİK'e göre doktor muayenesi 34 lira, ev kirası 5845 lira, döner 77 lira. Böyle rakamlarla hesap yaptıkları için enflasyon da düşük çıkıyor. Ve burada şöyle bir şey var bakın. <laughs> TÜİK'in fiyatlarıyla gerçek fiyatlar arasında bir karşılaştırma da yapmış Sözcü Gazetesi. Mesela doktor muayenesi TÜİK'in fiyatı 34 lira. Ya hiç olmazsa insan utanır 340 lira der. Hiç olmazsa 700-800 lira der. Gerçek fiyat ne kadar biliyor musunuz? 4000 lira. Ev taşıma ücreti TÜİK'e göre 9618 liraymış. Yani mümkün mü? Değil. Peki kaç para? 20 bin lira. Yerine göre. Yurt ücreti 456 liraymış. Nerede bu yurt? Yani TÜİK'in kendi binasında yurt mu var mesela orada mı açmışlar? 3 bin lira gerçek fiyat. En az bu arada 3 bin lira. Taksi ücreti 75 liraymış. Kısa mesafe in bin İstanbul'da 90'dı. Birisi bana 100 olduğunu söyledi ama bilmiyorum son daha değişti mi. 90 liraydı. Ankara'da 75 lira bu doğru. Yani burada tutturmuşlar. Bu arada taksi ücreti derken yanlış söyledim. Yani bu kısa mesafe ücreti kısa mesafe giderseniz. Ama mesela uzun mesafe giderseniz tabii ki bu çok daha fazla. Peki kira 5800 liraymış. 5800 lira kira mı var ya? Nerede var bu? Yani mesela Erzincan'ın bir köyünde falan olabilir. İstanbul'un çok 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 uzak yerlerinde orada bile olmaz. Mümkün değil. Neyse 20 bin lira. Ekmek 35 lira. Kilogramı yani ekmek. Ama gerçek 50 lira. Yani ekmek 10 lira, 200 gram ekmek 10 liraya alıyorsunuz. Bu TÜİK bilmiyor mu? Biliyor tabii ki. Zeytinyağı 113 liraymış, bak bak bak. Tabii içine gres yağ karıştırılırsa, motor yağ karıştırılırsa olur. Bunu biliyorsunuz böyle çok güzel mikserliyorlar ve şey de yapıyorlar? Ee, aroma koyuyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Siz de onu zeytinyağı diye alıyorsunuz ve afiyetle yiyorsunuz. Ama bozuluyor mu motor? Yani o yağ aldıktan sonra? Hayır. Yani bizim mo motor <laughs> sağlam yani kimse bozamaz, değil mi? Yani iktidarın bu kadar uygulaması bozamadıktan sonra motor yağı içmişiz, o bozar mı? O bizi etkiler mi? Etkilemez tabii. Ve bu zeytinyağı diye satılan şey böyle. Gerçek zeytinyağı alırsanız 500-600 liradan aşağı alamazsınız. Sözcü burada yine insaplı yazmış. 350 lira diye yazmış. 350 lira zeytinyağı yok. Peki devam edelim. Mesela bir örnek daha vereyim size. Buradan hamburger 77 liraymış. Nerede? Etsiz ama. Sadece ekmeğini alırsanız içine işte bir parça marul koyuyorlar, bir de domates. O zaman 77 liraya hamburger buluyorsunuz. Çünkü başka türlü olmaz. Ne olur? Gerçek hamburger almaya kalkarsanız 260 liraya alıyorsunuz ki bu da evet. Doğru rakam bu. Peki şimdi TÜİK buna göre yapıyor hesaplamaları ve sizi bir hayal dünyasında yaşatıyor. Şimdi bir zaman tabii şeyin Mahfi Eğilmez'in gündeme getirdiği bir şey vardı. Skimflasyon diye bir şey. Değil mi? Bu şu anlama geliyordu. Siz bir ürünün artık fiyatını arttıramıyorsunuz. Satamıyorsunuz çünkü. Sat, satamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? kalitesini düşüreceksiniz. Kullandığınız malzemelerin kalitesini düşüreceksiniz. Ve bunu yıllardır yaşıyor bu ülkenin insanları zaten yaşıyor. Yani peyniri alıyorsunuz kaç lira? 150-170 liraya peynir var. Hadi canım 170 lira peynir mi olur? Olmaz. Olmaması gerekiyor. Gerçek bir peynir almaya kalkarsanız 500-600-700 lira. Daha fazla olanı var ama o şeye giriyor hani daha sosyete işine giriyor. Ama normal yiyeceğim diyeceğiniz bir peynir alacaksanız eğer bu kadar paraya ancak alabilirsiniz. Ve bu temel bir şey. Temel bir şey yani bu lüks bir şey değil. Zeytin aynı şekilde buna benzer bütün ürünlerle ilgili olarak aynı durumu söyleyebiliriz. Ve hazır işte paketlerden gramaj düşüyor, içindeki konsantre madde düşüyor. İlaçlardan bile konsantre madde çalınır mı yahu? Yani bu bir de enflasyonun böyle bir yönü var. Bu gizli bir yönü. Bunu kimse fark etmiyor bile. Siz gidip 150 liraya peynir yediğiniz, peynir olduğu söylenen o beyaz şeyi yediğiniz zaman, o kireci yediğiniz zaman, aa bugün pazardan peynir aldım diyorsunuz ama o peynir değil ki zaten. Bir de böyle bir yönü var bunun. Yani TÜİK ayrıca millete böyle bir zarar da veriyor. TÜİK zararlı. TÜİK, evet zararlı. Peki, şimdi nereye gelelim? Bakın Türkiye'de, ancak Türkiye'de yaşanacak devam. Mesela Rusların da bu konuda çok övünmüşlüğü vardır. YouTube'a girin böyle bir sürü videolar görürsünüz. Ee, ve şey dersiniz only in Russia diye görürsünüz. Yani sadece Rusya'da yaşanır. Böyle bir sürü acayip şeyler Rusya'dan. Ee, yani insanların işte günlük hayatlarından alınmış güvenlik kameralarından şuradan buradan videolar falan var. <laughs> evet bu Türkiye'de yaşanabilecek e, olağan vakalardan birisi. Nedir? Adamın birisi arkadaşlarıyla gidiyor cezaevinin önüne. Maskeyi takıyor, tel örgüleri kesiyor, cezaevine giriyor. Cezaevinden içeri giriyor, koğuşa kadar giriyor ve hasmını orada tabancayla e, vuruyor. Sonra çıkıyor gidiyor. Tabi burada içeriden yardım edilmez, edilmese mümkün değil yani böyle bir şeyin olması da. Ama ol, oluyor işte. Aha TÜİK Başkanı sepet, sepeti savunmuş. Bakayım Dünyada nasıl hesaplanıyorsa bizde de öyle hesaplanıyor. Bak ya Tüyik başkanına bakar mısınız? Şimdi dünyada nasıl hesaplanıyorsa bizde de öyle hesaplanıyor. Peki dünyada nasıl hesaplanıyor? Ee, şöyle hesaplanıyor. Bir takım kalemler var ve bu kalemler dikkate alınıyor. Diyorlar ki biz enflasyonu şu 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 kalemler üzerinden hesaplayacağız. Bu kalem kalem diyorum ama. Bunu kastetmiyorum. Tamam. Şu kalem bu. Bunun fiyatı geçen sene 1 liraydı. Bu sene 1,5 liraysa ben e, enflasyonun %50 60 olduğunu söyleyebilirim. Tamam güzel. İyi de dikkate aldığınız kalemler hangi kalemler? Bu bir. iki dikkate aldığınız yerler, satış yerleri yani nereleri bu da önemli. Yani dünyada böyle böyle Saptanmıyor bir kere, uydurmasınlar. TÜİK Başkanı e, çarpıtıyor meseleyi. Dünyada böyle hesaplanmıyor. Çünkü dünyada sanal bir e, piyasa yok. Bizde sanal bir piyasa var. Ha ondan dolayı sepete savunuyor. Ondan dolayı sepete savunuyor. Evet, dünyada nasıl hesaplanıyorsa bizde de öyle hesaplanıyor. Dünyada hiçbir yerde madde açıklanmıyormuş. Yalan, yalan. Gidin Amerika Birleşik Devletleri'ne, Amerika Birleşik Devletleri'nde şeffaflık yasası vardır. İstediğiniz herkese, herkese hesap sorabilirsiniz ve herkes cevaplamak zorunda. Bizde şimdi bu son dönemde CİMER diye bir yer var biliyorsunuz. Mesela e, oranın iyi iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Ben bugüne kadar başvurmuşluğum yoktur ama başvuranlar var. Son zamanlarda sulandırıldığına e, dair iddialar var. Mesela CİMER'in yapması gereken şu... Kardeşim, kim olursa olsun devletin hani e, bozulmaması gereken yerlerinden birisi. Yoksa devlet kalmayacak ortada. Zaten kalmadı da. Hani bozulmaması gereken yerlerinden birisi. Soru sorduğunuz zaman cimer size doğru cevabı vermek zorunda ya da gereğini yerine getirmek zorunda. İlgili yere bildirmek zorunda. Örneğin bir ihbarınız vardır. Bu ihbarcılık anlamında değil ama insanlara gammazlamak anlamında değil. Ee, örneğin x bir arıza ile ilgili, x bir hizmetin aksamasıyla ilgili ilk bir ihmalkarlıkla, rüşvetle, dolandır vesaire neyse yani. Bununla ilgili ihbarınız vardır. Bunun gereği hemen yerine getirilir. Bu güzel. Ama bizde şeffaflık yok. Mesela bizde milletvekillerinin bile artık hiçbir kıymeti kalmadı. Soru önergesi veriyorsunuz bakanlıklara. Diyorsunuz ki ben X bir konuda millet adına vekilim ya ben. Millet adına sizden bilgi istiyorum diyorsunuz. Bakan e, lar eski geçmişte oldu bunun örnekleri terbiyesizliğe varan seviyede cevaplar veriyorlar size. Halbuki resmi bir durum var ortada. Keyfi bir durum yok. Yani bakan buna resmen cevap vermek zorunda. Şimdi Amerika'da da böyle kurallar var ve bunlar e, uygulanıyor. Şeffaflık yasası gereği siz gidip örneğin e, Şeye e, bir devlet müessesesine gidip diyorsunuz ki veya işte X bir yere başvuruyorsunuz, ilgili yere başvuruyorsunuz diyorsunuz ki ben bu konuda bu valinin, bu belediye başkanının, bu senatörün, bu bilmem kimin neden böyle yaptığını, niçin yaptığını, hangi esaslara göre yaptığını, bu kişinin ne kadar vergi verdiğini, bu kişinin bilmem ne yaptığını bilmek istiyorum kardeşim. Sen eğer devletsen bana hesap vermek zorundasın çünkü sana vergi veriyorum. Sen bu vergiden aldığın, ayırdığın parayla kendi maaşını e, alıyorsun. Bana hesap vereceksin diyorsunuz ve veriyorlar. Dolayısıyla gidip e, bu enflasyonu sen neye göre hesaplıyorsun kardeşim? Hangi sepetinde ne var diye sorduğunuz zaman e, sepetimde, sepetimde mantar, yumurta falan filan var. Sana ne ulan diye cevap vermiyor Amerikalılar. O yüzden bütün dünyada bu böyle değil. Bir kere uydurmasın e, TÜİK Başkanı. İkincisi, şöyle bir şey var. Demiş ki bu işte enflasyon şey fiyat artışları Temmuz şeyini de etkileyecek. Enflasyonu da etkileyecek. Hadi canım. Tabii etkileyecek. Yani bunların yatacak yeri yok. Bu TÜİK'te çalışanlar dediğim gibi gidip aynaya baktıklarında ben bugün günah işledim mi? Ben bugün etik Dışı bir şey yaptın mı diye kendilerine sorsunlar, İnançları gereği sorsunlar ya da ahlaki olarak sorsunlar, ee, belki bir felsefi görüşleri de vardır var mıdır onu bilmiyorum ama e, felsefe ağır bir şey çünkü ee, evet olabilir bunun gereğini yerine getirerek sorsunlar gerçekten sorsunlar çünkü bu şey e, ya Türk başkanı da çok iyi biliyor ki bu yaptıkları bu anlattığı masallar hiç inandırıcı değil. Peki şimdi Karar Gazetesi bakın şimdi tam da bütün bunları anlatırken şimdi görüyorum Karar Gazetesi'ne bakın. Allah'tan kork TÜİK diye bir başlık atmış. Bu kadar. Budur yani özet budur. Şimdi burada ekranı bölüp verebiliriz kararı. İstatistik kurumunun enflasyon hesabından hesabında peynirin kilosu 147 lira alan doktor muayenesini 33 liradan kirayı 5000 liradan aldığı ortaya çıktı evet yani TÜİK başkanı hangi masalları anlatıyor bize bir de hani e, yalan söylemek kötü bir şey değil mi yakışır yakışır mı bir insana yalan söylemek bir çocuğa bir insana yalan söylemek yakışır mı ve burada işte şey var e, dünyada hepsi her tarafta böyle e, hesaplanıyor yok öyle hesaplanmıyor kardeşim kimseyi kandırmayın şimdi nereye gelelim Paris'te Filistin bayrağıyla kutlama başlığına gelelim. Fransız refleksi. Ya karar ya yapma bunu ya Fransız refleksi diye bir şey yapmışlar. Şimdi bu bu, bu hala e, Fransa'nın demokrasinin beşiği olduğu, e, Fransız solunun hala e, etkili e, olduğu, hala bir takım felsefi tartışmaların merkezi falan filan olduğu işte Paris'in şu bu falan Bunları geçelim artık ya. Bunları çoktan geçti Fransa. Şimdi bu refleks tabii küçümselecek bir refleks değil. Yani solun tekrar hani e, bu böyle bir silkinmesi. Ama aynı Fransa'nın son yıllarda bütün bu e, dünyada şu anda Filistin'de yaşananlar dahil olmak üzere bunlara yol açan politikalarda başrol oynadığını da e, göz ardı etmemek lazım. O yüzden Fransız refleksi demeyeceksiniz. Fransız solunun refleksi diyeceksiniz. Yani Karar Gazetesi bunu yapma yani böyle kelime oyunları olmasın. Yani belki sığmadığı için böyle yazdılar ama Fransız solunun refleksidir bu. Fransa'nın refleksi değil. Peki şimdi nereye gelelim? Ayşe Ateş'in tepkisine gelelim. O namludaki susturucuyu birlikte atacağız diyor Ayşe Ateş. Bakalım gerçekten bu mümkün olacak mı, olmayacak mı? Peki. Bu arada şimdi e, enkaz e, asıl soykırım enkaz altında diye bir başlık var. Yani Saygın Lancet dergisinin araştırmasında Gazze'de gerçek can kaybının 186 binden fazla olduğu belirtildi. Enkaz altında çok sayıda cansız beden bulunduğu, açlık ve hastalığında korkunç bilançoyu büyüttüğü vurgulandı. Şimdi arkadaşlar şeye geçelim mi? E, artı 972 diye bir site var. E, bir İsrail sitesi ve tabi meseleye farklı bir yerden, muhalif bir yerden bakan bir site. Bakın çok çarpıcı bir habere yer vermiş ona bir bakalım evet görüyorsunuz değil mi artı 972 artı 972 e, İsrail'in telefon uluslararası kodu böyle bir isim bu şimdi diyor ki burada canım sıkıldı ve ateş ettim bu kadar Ayrıntısına da buradan bakacağım şimdi orada net e, olmadığı için e, şöyle evet diyor ki evet Canım sıkıldı ve ateş ettim. İsrail ordusunun Gazze'de tamamen e, izin verdiği şey e, şiddete izin vermesi, yani bununla ilgili olarak. Dosya bu dosya, bu dosya. Şimdi burada diyor ki e, İsrail askerleri ateş açma kurallarının tamamen e, neredeyse tamamen yok edildiği e, uygulamaların e, daha doğrusu e, uygulamaların yok edilmesini e, anlattı. Şeyde, yani bu Gazze Savaşı'nda ve şöyle bir şey var. İstedikleri gibi yani kendilerini memnun edecek, kendilerini tatmin edecek şekilde ateş açıyorlardı, sivilleri ateş açıyorlardı. Bu arada evleri ateşe veriyorlardı. Ve cesetleri caddelere e, seriyorlardı. Cesetleri caddelerde bırakıyorlardı. Ve bütün bunları da kendi komutanlarının izniyle yapıyorlardı diyor. Tam da şurada yazanların hepsi bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Bunu İsrailler söylüyor. İsrail'in bugüne kadar yaptıkları. Korkunç. Yani anlatmaya çalışıyoruz tabii. Yani haberlerini vermeye çalışıyoruz vesaire. Ama gerçekten de Gazze'de Batı basınının görmek istemediği, alçak çünkü hepsi, 200'lü Siyasetçileri de alçak. Siyasetçileri de yüzlü Reddettiler, görmek istemediler, görmezden geldiler. Mümkün olduğunca küçültmeye çalıştılar İsrail'in yaptığı vahşeti ve burada artık bunlar ortaya çıkıyor. Elbette hep artık diyoruz, Suriye'de de aynı şeyler yaşandı, aynı alçaklıklar yaşandı, aynı göz boyama yaşandı, aynı dezenformasyon yaşandı ve Şimdi burada e, Suriye ile ilgili itiraflar var bazı yazı yerlerle ilgili olarak. Ama İsrail için en sıcak olduğu için bunun üzerinde duralım. Burası için de aynı durum geçerli. Peki e, herhangi bir şekilde bakıyorum. Dıcarı söylen postu kesmedik değil mi bunu arkadaşlar? Tamam onu da bir verelim mi? Bakın şimdi. E, şöyle Jerusalem Post e, bazı sıcak gelişmelere yer vermiş. Bu mesele çünkü hemen böyle bitecek bir mesele değil. Yani Hizbullah hala e, İsrail'e saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail'in saldırıları karşılığında yapıyor tabii bunu. Ve şu var, e, Şimdi burada şey diyor ya Suriye'de e, hava saldırıları bildirildi diye. Hava saldırıları bildirildi, Canuselam Post hep bunu yapar. İsrail saldırır. Ee, Suriye'ye saldırıldı diye haber verir ama kimin saldırdığını yazmaz. Tabi bunu herkes bilir aslında. İsrail dün saldırı düzenledi. Banyas taraflarına, e, Tartus Laski arasında bir yerdir. Oraya doğru sahil tarafında Akdeniz'e, denizden saldırılar düzenledi. İkincisi, Brezilya Filistin otoritesi ile yeni bir ticaret anlaşması yaparak Filistin'e destek çıktı ve burada altında da bir takım şeyler var, ayrıntılar var. O da şu Husiler İlat'ta İlat tam bu Sina Yarımadası'yla ana kara arasında İsrail'in Kızıldeniz'e açılan limanıdır. Yani tam orada onlar da güneyden vuruyorlar. Yaklaşık 1500-2000 kilometreden en kıtağının en güneyinden neredeyse vuruyorlar. Suudi Arabistan Yarımadası'nın en şeyinden, okyanusu açılan tarafından vuruyorlar şeyler, Husiler. Ve diğer taraftan da tabi İzbullah ee, Hermon Dağı'na bir e, saldırı düzenlediğini e, iddia ediyor, diyor burada. Halbuki Hizbullah zaten kendisi videolarını yayınlıyor. Hizbullah böyle şeyleri yapıyor ve o yüzden burası gerçekten sıcak. Sıcak olmaya da devam ediyor. Peki, şimdi biz nereye dönelim? Bu e, TÜİK Başkanı'nın e, şeyi var ya, bu TÜİK Başkanına vatandaş cevap versin mi arkadaşlar?